Merhaba arkadaşlar, Tek Çare Uzay programımıza hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız, bugün 105. programımızla karşı karşıyayız. Ve bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Bugün 23 Nisan'ımızı da kutlayalım Onur Hocam. Evet. Bugün biliyorsunuz biliyorsunuz Amundsen ve Scott'ın, Roald Amundsen ve Scott'ın 1912'de Güney Kutup macerası yaşamışlardı ve Güney Kutbu ilk defa artık keşfettikleri zamanlardı. Her ne kadar Antarktika kıtası biliniyor olsa da Güney Kutup noktasına ilk gittikleri tarih o zamanlardı ve ondan beri de Antarktika artık insanların uzun süredir araştırma merkezleri kurduğu, bir şeyler yaptığı, bilim için bir şeyler yaptığı bir yer. Hatta biz de sanırım 96 yılıydı. Antarktika Anlaşması da imza atmış bir ülkeyiz. Yani orada da aslında biz de bilim için bir şeyler yapabiliyoruz. Yapıyoruz. Artık oradayız. Ve Onur Hocam da oradaki durumlardan bize bahsedecek. Ne yapılıyor orada? Neler yapılıyor? Nasıl gidiliyor? Türkiye olarak orada ne tür bilim yapabiliyoruz? İşte örneğin Onur Hocam bir astronom. Sadece astronomi değil bildiğim kadarıyla başka bilim dallarındaki insanlar da oraya gidebiliyorlar. Nasıl gidiliyor, nasıl yapılıyor, bunlardan falan bahsedeceğiz. Kısaca klasik açılışımızı yine de yapalım. Video izledikten sonra sizin de konuyla ilgili sorularınız varsa yorum yapınız lütfen. Elimizden geldiği kadar bu yorumları hem DM'de de sorabilirsiniz, hem yorum şeyde de sorabilirsiniz. Ve yayında da kaçırmak istemiyorsanız biz bu programı her hafta cumartesi günü saat 21'de yine yapıyoruz. Ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve hazır elinizde değmişken de, açıkken de like'a basmayı da unutmayınız, beğenmeyi de unutmayınız diye başlayalım. Evet, Onur Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. O zaman sizi bir kısaca tanıyarak başlayalım. Sonra Antarktika'da neler olduğuna geçelim. Tamam. Ben Onur Şatır. Senin de söylediğin gibi bir astronomum. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde teknik müdür yardımcısı olarak görev yaparken aynı zamanda astrofizik araştırmalarımı devam ettiriyorum. Burada duyulmuş olabilir, Türkiye'nin en büyük teleskobu olacak olan 4 metre ayna çaplı Doğu Anadolu Gözlem Evi'ni kuruyoruz. Ana işimiz bu. Onun dışında bir sürü farklı çalışma da yürüyor. Antarktika'da bunların, bu çalışmaların aslında gelecekte farklı yerlere götürülmesi için kurduğumuz hayallerin bir ilk adımıydı. Ayrıntısına geliriz sonra. Hmm. Ben dediğim gibi astronomum. İstanbul Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri mezunuyum. Sonrasında Erciyes'te, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisans, Kuzey İrlanda Queen's University'de doktora, sonrasında da buradayım. Şu an Atatürk Üniversitesi'nde araştırmalara devam ediyorum. O zaman aslında Doug'ı da sormak istiyorum. Doug, Doğu Anadolu Gözlem Evi uzun süredir, ki ben sanırım 2011'de ilk toplantısına gelmiştim o sıralarda. O zamandan beri yıllardır, işte 10 sene geçti, hala uğraştığımız bir proje, bitmek üzere. Sen benden daha önceden beri içindesin aslında. Evet, evet, aslında evet. Çünkü ben o sıralar infraredle alakalı çalışıyordum ve hazır infrared teleskobu da kurulurken ben de o sırada katılma imkanı bulmuştum o zamanki toplantılara. Ve evet, büyük bir şeyler olacak. Hatta programın başındaki aslında Cahit Hocam'ı da yakın bir zamanda almayı çok istiyorum bu programa. Herhalde biraz daha var herhalde. Ne zaman, ne kadar süre sonra tam olarak açılır? Şöyle söyleyebilirim. Bina, altyapı vesaire %99 bitti. Bu yaz son şeyleri yapacağız, rötuşları. Teleskobun mekanik kısmı kuruldu. Optik, işte, ayna ve arkasındaki optik sistemler şu an yukarıda. Yaz başında da şu an orada hala 5-6 metre kar var. Yollar kapalı, kar araçlarıyla gidiyoruz, geliyoruz. Yolu açtığımızda da tahminen Mayıs ortası veya Mayıs sonu gibi de optik elemanların kurulumuna başlayacağız. Bu senenin sonuna gelmeden teleskop çalışır hale gelecek. Ama tabii ki bu bildiğin üzere bilim yapılmasına başlanacak demek değil. Bunun için bir buçuk sene daha testleri devam edecek ama yani çalışıp ilk ışığı alabilir hale gelecek bu sene. Ya şey gibi, yani hani JWST de ilk fırlatıldığında zaten fırlatıldı ama böyle yani 6 ay, yani hem millet hemen fırlatıldı, hemen gözlem yapsın, işte evrenin sırlarını keşfetsin istiyor. Ya sakin olun arkadaşlar, sakin olun, bu işler öyle olmuyor. JWST bile bak 6 ay sadece test süreci sürdü.
Ve o zaman ilk ışığı alacağımız tarih yine de yani yakın diyeceğiz. Yakın yani Yakın, yakın. Yani bir seneden az kaldı diyebiliriz buna. bir seneden az Bir kaldı. aksilik olmazsa. Yani bir süre önce de yine bunu söylüyorduk. Bir aksilik olmazsa diyorduk. Pandemi Tabii ki çıktı bir şey diyeceksin. çıktı. Yani hani bu her şeyi yavaşlattı haliyle. Yine bir şeyler olmazsa böyle olağanüstü bu senenin sonunu artık toparlıyoruz gibi. Bu senin sonuna. Kurdele kesmeye yaklaşmış. Evet, yani az kaldı. Güzel. O zaman şeyden başlayalım. Antarktika'dan başlayalım. Şimdi Antarktika'ya gittiniz. Niye gittiniz? Derdiniz neydi? Orada neler yapılıyor? Tamam, bunları da teker teker gireceğiz de. Ondan önce herkesin merak ettiği en önemli soruyu soracağım. Hazır mısın? Erzurum mu soğuk, Antarktika mı soğuk? Valla ben ikisinde de şortla Yok artık. geziyorum. O yüzden bu soru olabilir. Biz oraya gittiğimizde Şubat aylarıydı. Buranın kışı Güney Yarımküre'nin yazı. Ve kabaca aynıydı. Öyle söyleyeyim. Yani oranın yazı buranın kışıyla denkti. Biz oradan döndükten sonra Mart sonu gibi artık yavaş yavaş işler orada değişmeye başladı tabii. Zaten güneş var burada Yani yani sonu bilmiyorum. sonuçta, evet, güneş gözüküyor zaten. Bir de şey Son derler fotoğrafı çekildiği ya. gün 5 derece falandı. Hani Kaç derece? Antarktika için 5, artı 5. 5 derece, artı Antarktika 5 için derece. gayet yani Tabii sıcak. canım, Antarktika Bu için ilginç 5 iyi derecede bir problem yok. Yani gayet değil. normal bir zaman. Aynen. Ama orada birkaç fotoğraf daha var. Yani donduğumuz günlerde oldu tabii. Ya zaten Antarktik kış, yani YouTube'da Antarctic Winter diye yazdığınızda inanılmaz böyle şey, fırtına videoları falan çıkıyor. Amerika'nın Amundsen Scott Research Station var orada. Tam Güney Kutup noktasında onların kurduğu. Bir de orada ya, kışlık insanlar kalıyor. Winter Rover deniyor. Evet, Kış kış boyunca kalıyorlar. boyunca kalıyorlar. Onların çektiği böyle videolar var. Kışın orada olmak istemezsiniz. O benim hayallerimden biri mesela. Ya evet ya, benim de hayallerimden biri, biliyor musun? Seni o kadar çok kıskanıyorum ki. Niye kıskanıyorum biliyor musun? Bak şimdi, hazır mısın? Tan 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 tan. Ben Norveç'e gittiğimde bu Amundsen'in 1912'deki Expedition'ın fotoğrafı. Geminin adı Fram ve bu gemiyle gidiyorlar işte oraya ve İşte 4 kişi gidiyorlar ve Antarktika'ya ya da Güney Kutup noktasını ilk defa giden insanlar onlar oluyor. Kısacası bu benim her zaman karşımda olan bir fotoğraf ve sen gitmişsin. Acayip kıskanıyorum abi ya. Yani acayip tebrik ederim, ne diyeyim yani. Evet. Biz de seni kıskanıyoruz. Ne Yani yapalım oraya yani? Herkesin kendine orası, ya orası benim de hayallerimden bir tanesi. Evet, orada neler yapılıyor? Ne yapılıyor? Niye git? Nasıl, öncelikle nasıl, ne tür bir program var? Türkiye'nin nasıl bir programı var? göre. Tamam. Kendi özelimden girip geneline doğru gideyim. Sonra da tekrar kendi özelimde bilimsel kısmına gireyim. Ben nasıl gittim? TÜBİTAK'ın bildiğiniz üzere proje programları var. Farklı kodlarla işte 1001, 3501 vesaire vesaire. Kutup 1001 diye bir özel çağrıya çıktılar. Kutup bilimleri, kutupta yapılacak bilimleri çalışmak üzere bir çağrıydı bu. Bu çağrıya biz projemizi de başvurduk. Projemiz kabul edildi. Bu kabul edilen projeler arasından da oraya Çok herhalde. gitmeden işini yapacak olanlar da var. Aynen. Oraya gitmeden işini yapacak olanlar da vardı. Bir iki araştırmacı öyle uzaktan. Yani fiziken orada bulunmaları gerekmiyordu. Diğerleri de Türkiye'nin Antarktik bilim seferiyle, Turkish Antarctic Expedition'la açıldı. Kaçırmışız. Bu sene kaçtı. Aynen. Aynen, Turkish 31 Mart'ta. Antarctic Expedition'ı, hatta onun tişörtünü giyiyorum şu an. Şöyle göstereyim. Turkish Antarctic Expedition'ın 6.sıydı geçtiğimiz yıl. Onun 6.sıyla ekip olarak oraya gittik. Türkiye'de bu işleri ilk başlarda İTÜ'de bir PORREC, Kutup Araştırmaları Merkezi, Araştırma Uygulama Merkezi'nde Burcu Hoca'nın önderliğinde, Burcu Aksoy. Onun önderliğinde bu işler başladı. Mış daha doğrusu, ben o zamanlar bu konulara hakim değildim. Sonra şu an aynı ekip
kurum daha doğrusu TÜBİTAK'ın altında, TÜBİTAK MAM Araştırmalar Merkezi, Araştırma Merkezi'nin enstitüsünde KARE, Kutup Araştırmaları Enstitüsü olarak devam ediyor ve Türkiye'de artık Türkiye'nin kutup programını onlar yürütüyorlar. Bu kutup 1001 çağrısıyla projeleri topluyorlar, değerlendiriyorlar. Sonra kabul edilenleri sefere her sene işte aynı yaklaşık aynı dönemlerde Ocak sonu, Şubat başı gidiyorlar. Bir 50-55 gün gidiş dönüş sürüyor. Tabii bu birçok kritere bağlı, yolda geçirilen vakte bağlı, Antarktika'da her şey havaya bağlı vesaire vesaire. Peki Kısaca böyle. orada bir artık bir istasyonumuz falan mı var yoksa biz şey miyiz? Yani başka bir ne bileyim İngilizlerin ya da bilmem neyin istasyonu yanında bizim de öyle bir konteynerimiz gibi bir şey mi Yok. var? Ha, şu an bir geçici üs var. Yani 3 tane konteynerden oluşan. Orada Horseshoe Adası diye bir ada var. 68. Güney 68. enlemde. 66'dan sonrası 66 Arctic Circle bildiğiniz üzere. 68. enlemde şu solda iki tane evet Buralarda. onların şu ada grubu var ya. Evet. Aha. O ada grubunun oralarda bir yerlerde. O adada biz bir geçici üs kurmuşuz. İşte 6. sefer düzenlendi. 6. kez oraya gidildi. Şimdilik şey yapıyorlar. Yani biz de öyle yaptık. Bir gemiyle gidiliyor. Yani o yarım adanın en ucunda yukarıda işte Arjantin bayrağının olduğu Ha yere evet. uçakla varılıyor. Uçakla varılıyor. Oradan o son nokta King George Adası. Oradan gemiye biniliyor. Gemiyle Horseshoe Adası'na gidiliyor. Horseshoe Buralara. Adası açık olduğunda gemide kalınıyor tüm Ha. araştırma sürecinde ve günlük zodyak botlarla karaya geçiliyor. Şimdilik böyle yürütüyorlar ama kalıcı üs çalışmaları da Bir sürüyor dakika. bildiğim kadarıyla. Bir dakika. Gemide kalınıyordan kastın yatmak için mi gemide kalınıyor? Evet, sürekli gemide yaşıyorsunuz. Ha, Yani o yaklaşık konteynerde o 50... yaşamıyorsunuz aslında siz. Yok, evet. Yani konteynerde zorunda kalınırsa kalınabilir. Kalınmayacak bir ortam değil. Ama gemi konforlu. Gemi daha konforlu, elektriği falan her şeyi var tabi. Görece, Ha. aynen görece. Sallanıyor falan ama yani. Ben Öyle. tamamen orada yani ya o konteynerler ama konteynerler Türkiye'nin konteyneri mi peki artık? Evet. Biz götürmüşüz, biz kurmuşuz oraya. O ekip şu an işte Kare'deki ekip. Onun kuruluş hikayesi de çok güzel. Hani onlardan dinlediğiniz zaman çok uğraşmışlar gerçekten. Fiziksel emek inanılmaz orada. Hiçbir şeyin olmadığı bir yere, hiçbir alet edevat vesairenin olmadığı yere sırtlarında taşıyarak giderek bir yer kurmuşlar orada. Hala daha her girişte bir şeyler ekleniyor, bir şeyler tekrar tamir ediliyor. Kış boyunca bozulmuş bir şey varsa vesaire vesaire. Şimdilik öyle devam ediyor. Ne kadar daha bilmiyorum açıkçası onu hani o Kare'den Burcu Hoca'yı bir gün davet edersen o çok daha iyi anlatır. İsteriz Ama tabii yakın ki. vakitte kalıcı üs yakın vakitte kurulması planlanıyor. Çalışmalar sürüyor yani. Peki Horseshoe dediğin şöyle bir yer herhalde. Aynen. Bu adanın kendisi. Şu tam resmin ortasında böyle hilal gibi olan bir yer var. Heh, Şurası. orada bir aşağıda, aşağı tarafta. Ha şu Heh, iki. Şu orada hilal. bir yerde. Aynen. Orada bir üs var. Tam adanın orasına işte şu sağdaki küçük adacığın solunda bir yerde demir atıp hatta gemi de görünüyor bak sol aşağıda şimdi gördüm. Değil mi? Bu tarafta. Sol aşağıda daha solayım. Sol. Aşağı. Tam oradan Ha dimdikine şu işte. ha pardon pardon benim Aynen. sağım solum yoktur abi Oradan da demiş. o da 70 Ha. metrelik bir gemi hani oradan adanın şeyini biraz düşünebilirsiniz. Ada Ha. seçilirken yine bir bilimsel çalışmayla seçilmiş. Bu Hakan Hocaların yürüttüğü bir proje. Bayağı yer seçimi için dolaşmışlar yani birçok yere gitmişler. İnanılmaz fazla kriter var burayı seçerken. Ve onun sonucunda bu adayı seçmişler. Bu adada işte birazdan bahsedeceğiz hangi bilim dallarında çalışmalar yapılıyor Antarktika'da. Birçok bilim dalı için bulunulmaz bir nimet. Yani oraya biyologlar gittiler mesela. Bizim ekipte biyolog hocalar vardı. Bir buluruz diye niyetlenip beş bularak döndüler. İşte deniz bilimi çalışanlar var, buzulları çalışanlar var, işte jeolog hocalar var. Çok geniş.
O adada mesela solda bir şey görünüyor, tepe. Orası işte 500 metre civarı bir rakımı var. İşte, aynen. İşte bir jeolog hocayla oraya tırmandık bir gün, o yukarıdan şey aldı, taş örnekleri aldı. O çok mutluydu. Herkes oraya giden, herkes çok mutluydu. Aradığını buldular yani. Şey, Ben hariç. altı bir dakika o zaman dur. Şeyin ya altı aslında kara değil mi? Bu tamamen buz bir yer değil Evet. burası. Evet. Ha, bir... Ama o gördüğün kar olarak görünen yerler yani minimum birkaç metre kar ve buzul. Özellikle o şu an Mouse'un durduğu, İmlej'in durduğu yerden denize doğru inen yer bir buzul. Onun üzerine gitmek yasak mesela. Çünkü o Ha. buzullarda inanılmaz yarıklar olabiliyor. Bir anda 15-20 metre aşağı batabiliyorsunuz. İşte sağ tarafta görünen yer bir buzul yine. Antarktika'nın Evet. kıyı kesimleri genelde böyle. Evet, orası da yine bir buzul. Onun üzerine gitmek yine çok özel konunuz o ve onu çalışacaksanız belli güvenlik önlemleri alınarak. Ama onun Bir dakika, dışında biz altı da gitmek. mı buzul buranın yani? Altı da mı buzul olmuş oluyor? Evet. Yani o buz gördüğün yer deniz seviyesine kadar buz. Yani Böyle söyleyeyim. aslında şeyle iki tane kara adayı birleştiren aslında bir buz kütlesi falan mı var olmuş oluyor? Ha, onu diyorsun. Şimdi anladım. Yok yok. Altında yine ada devam ediyor. Hani. Adının devamı var. Ha. Yok bir anda salak bir soru sormak istiyordum da yani ya bir dahaki gidişinizde ya tamam buraya kalıcı yüz kuruyorsunuz da Ayrılır mı? İki adam olur. bir dahaki gelişinizde orayı bulacak mısınız diye soracaktım da yani. Yok, o buzullar zaten mevsimden bağımsız. Yani tabii ki eriyorlar, işte kenarlarından dökülüyor. Habire duyuyoruz, geçenlerde Antarktika'dan bugüne kadarki en büyük buzul parçası koptu vesaire. Ama genel olarak buzullar hani bin yıllardır o şekilde duruyorlar. Ya Mesela o bin arkada yıldır görünen durur yer da de ana yani bin yılda durur da yani önümüzdeki 10 senede duracağının garantisi yok yani şu anda. Yok, aynen yok. Yani şeyler var. Bir de her yıl işte 6. kez gittikleri için eski resimlere bakıyoruz. Bu yıl gittiğimizde konteynerlar işte yarıya kadar kar içindeydi. Onları kazarak konteynerları açtık. Bir önceki sene gittiklerinde konteyner civarında 10-20 metrede hiç kar yokmuş. Ve o Ha. sene 20 dereceyi görmüşler. 20 artı 20 Artı 20. Antarktika. Yazı zaten evet İnanılmaz. ya yazında şey oluyor. Mars'ta da aynı şeyi İnanılmaz. söylüyoruz ya Ama yani. normalde sıfırın üstüne çıkması bile hani şey görülür. Ondan sonra Görülmez. şortla Geçen gezdim. Artist sene artist konuş böyle. 20 derecede. Ondan sonra Antarktika'da şortla gezdik yok, bilmem ben 5'i gördüm en fazla. Ben 20'yi görmedim. ne. Ayrıca şortla gezmedim. Benim ileride başka fotoğraflar Ya. Burada daha bright bir soru var. Hocam daha içerilerde bir yerlere konuşsa daha iyi olmaz mıydı diye. Bu sefer de herhalde var. Evet. gemiden şey yapılmıyor. Ama gemide bu sefer gemiyi Ya tamamen iptal birçok, edeceğiz aslında mantık olarak gidersek. evet, ya bir yandan da şöyle birçok faktör var. Şimdi bir astronom olarak ben zaten bırakın beni gideyim Dome C'ye. Haritada var işte, daha oralar 4000 metre rakımda, adanın merkezlerinde yerler, astronomi için dünyanın en iyi yerleri. Hani Evet, bahsederiz evet. yine. Burası hani farklı oradan çok. Ama ülke olarak bir sefer düzenliyorsanız ve tek atımlık bir kurşununuz varsa hani o kurşunla en fazla işi yapabileceğiniz Ve şeyi yapmanız gerekiyor. ulaşılabilir Burası bir yer. bir astronom olarak ben ya içeride olsaydık daha iyiydi dedim ama biyoloğundan jeoloğuna işte tıpçısından ne, kimler kimler yani sosyal bilimcilerine herkes inanılmaz mutlu yerden. Hani öyle bakınca buradan evet çok iyi bilim Harbiden. çıkıyor ve yani mesela bir biyolog hocamız vardı Erciyes Üniversitesi'nden. Likenler üzerinde çalışıyor. Daha önce Antarktika'ya birkaç kez farklı ülkelerin üstlerine gitmiş. Oralarda işte yeni türler bulmuş. Buraya geldi. Buradan yani daha orada ciddi araştırmasını yapmadan, ayrıntılı bakmadan gözle bile rahat diyor 10 tane yeni tür buldum. Bu sayı diyor artacak laboratuvara gittiğimde. Hani birçok bilim insanı böyle ağızlar kulaklar da döndü oradan yani. O yüzden evet, son olarak merkeze gitsek iyi miydi? Çok iyiydi. Ama deniz bilimi çalışanları var. Onlar sınır şeyde olmak zorunda, sahilde olmak zorunda gibi. Zaten evet bayağı sahile yakın yani şurada gördüğümüz eğer şurasıysa değil Aynen. mi? Burası direkt Evet, sahile orada yakın. 3 tane işte. Evet. Bize yakın başka kimseler var mı? Bu adada bir tane daha bir üs var.
Pardon, bir İngiliz üssü ama tarihi bir üs. 60'larda faalmiş, hani 50'lerin sonu, 60'ların ortası. Sonra kapanmış, şu an müze olarak devam ediyor. British Antarctic Heritage diye işte Evet, İngiliz evet. Antarktik Vakfı bunun korumasını yapıyor. İşte her yıl geliyorlar, bir ortalığı toparlıyorlar, düzenliyorlar, gidiyorlar. Ondan da bir iki fotoğraf var. Adanın öbür tarafında yani 1960'ların İngiltere'si, orada kalmış yaşamış insanlar nasıl bırakıp gittiyse öyle duruyor. Ama çalışma olarak kimse yok. Yani şu an ada bizim diyebiliriz. Aynen. Ada olduğu gibi bizim burası. Der Aynen. almanak. 1957'deki adamlar gelmişler tabii ya. Zaten soğuk iklimdekiler herhalde buralara geliyor. İşte, yani Norveç'te Ronald Amundsen'in buraya kadar gelmesi, adam zaten Doğru. lan ben zaten doğma büyüme soğuk içinde doğmuşum diyor. Yani Antarktika'ya mı gidemeyeceğim deyip Benim arka bahçem diyor aynen öyle inmiş yani. aşağıya yani. Zaten Arktik. Zaten İngilizler biliyorsun yani güneş O batmayan Scott. imparatorluktu Evet. zamanında dünyanın her tarafına gittiler. Yani araştırma için veya nasıl diyeyim kontrol altına almak için olsun dünyanın her yerine ulaştılar insanlar ve gittikleri yerlerde böyle üsler kurdular illaki. En çok üssü olan ülkelerden biri İngiltere, diğeri Rusya, diğeri Şili ve Arjantin. Onlar Arjantin. çok yakın oldukları için. Evet. Zaten biz giderken de buradan uçakla işte birkaç aktarma sonrası Şili'ye gidiyoruz. Şili'nin en güneyinde Patagonya'ya mı bir yer. gidiyorsunuz? Aynen Patagonya'da bir yer, Hmm. bir kasaba. Oradan ondan sonra tekrar bir uçağa binip eğer hava uygun olursa King George Adası'na, Antarktika'nın en kuzeyi. Oradan sonrası gemiyle devam ediyor. Toplam O kaç gün yüzden sürüyor Antarktika bütün yol? Erzurum'dan çıkışım 20 Ocak, dönüşüm 8 Mart oldu. Yani ne oluyor işte 30, 40, 45 gün falan sürdü. Şey peki, bütün yolculuk ne kadar sürüyor? Ya oraya varışın, Erzurum'dan çıkıp oraya varışın. Bu arada bir 10 gün şey oldu. Patagonya'da, Şili'de koronadan dolayı karantinada kaldık bir otelde. Herkes tek kişilik otelde kaldı. Hani onu saymazsam bir 2-3 gün yollarda geçiyor Şili'ye gidene kadar. Ondan sonra oradan uçak 2,5-3 saat aşağıya. Gemiye bindikten sonra da bir haftası var adaya gidene kadar. Yani buradan doğrudan çıkıp gitsen işte 10 gün falan. Adaya var mı? Bizim de var mı? Peki, orada ne tür bilimler yapılıyor? Ne yapıyor insanlar? Şimdi kendi konumdan bahsedersem astronomide Antarktika özelinde yani bunlar başka yerlerde de yapılıyor ama orada en iyisinin yapılabileceği yerlerden biri. Astronomik gözlemler, atmosfere ve ionosfere dair çalışmalar, kozmik parçacıklar, meteorlar ve meteoritler, uydu takibi, ve alet bilimi bizim Atasan'da ilgilendiğimiz konular. Antarktika'da bu niye iyi? Şimdi astronomik gözlem için bizim istediğimiz yani en güzeli uzaya çıkmak tabii ama pahalı ve çok da mümkün değil. Dünyadan gözlem yapıyorsak da üzerimizde atmosfer var bizi engelleyen, gelen ışınları bir şekilde bozan. Atmosferin olabildiğince bir bulutsuz haliyle optik bahsediyorum. Radyo için çok önemli olmayabilir. Bilmiyorum senin alanın. bir bulutsuz olacak. İki, mümkün olduğu kadar az nem olacak. Mümkün olduğu kadar durgun bir atmosfer olacak. Türbülans az olacak. İnce bir atmosfer olacak. Bu yüzden genelde gözlem evleri zaten dağ başlarına yapılır yani Evet, yüksek evet. rakımlara. Antarktika'nın merkezi dediğim gibi 4000 metreye varan rakımlar var orada 4000'in üzerinde. Antarktika teknik olarak bir çöl. Belli bir oranın altında yağış alan yerler çöl biliyorsunuz. Çok az yağış var. Özellikle o merkez kısımlarda hiç Evet. yağmıyor. Üstüne üstlük 6 ay gece, sonra 6 ay gündüz ama hiç aralıksız 6 ay gözlem yapabileceğiniz bir yer. Gibi gibi özellikleri astronomi anlamında orayı mükemmel hale getiriyor. Ve şu bahsettiğim konularda da çok büyük avantajlara sahip. Ki orada radyo Heh. teleskoplar da var aynı. Ben de göstermediğimi düşünüyordum, gösteriyormuş. Evet, yani tam şeyin ortasında, tam South Pole dediğimiz o Güney Kutup noktasında SPT var. South Pole teleskobu, bu da işte milimetre şey teleskobu, radyo teleskop diyeceğimiz teleskoplardan.
Bizim en baba teleskoplarımızdan bir tanesi. Hatta sanırım şeyde de kullanıldı bu. Bu kara delik fotoğrafı çekilirken interferometre Evet. yaptılardı ya. O Grand zamanda da Horizon. Yani evet. hatta yakın vakitlerde bir tane şey yaptılar, katıldılar yine bir kampanyaya. Ha işte yani orası da böyle çok güzel bir teleskop olan yer. Diyelim şöyle. Adam. Burada da bir bizim işte milimetre teleskobumuz da var böyle bir şey. Evet. Ama bizim herhangi bir teleskop Bu götürme diye bir olayımız yok, değil mi? Sen orada normal şey verirsen. hayalimiz var. Var bir hayalimiz. Ha işte bahsettim ya en başında. Benim oraya gidişim, ha gerçi onu söylemedim, sana söyledim. Benim oraya gidişimdeki bu TÜBİTAK 1001 projesi bir fizibilite çalışmasıydı, ön çalışma. Bizim ATASAM olarak, bu Doğu Anadolu Gözlemevi'ni yürüten merkez olarak Kutup'ta bir teleskop kurma, Türk Antarktika teleskobunu kurma, kutup teleskobunu kurma hayalimiz var. Bununla ilgili ön çalışmalar, belli şeyler yapılıp belli yerlere, bakanlıklara sunulmuş da zamanında. Ama şimdilik böyle kenarda bekleyen, öncesinde yapılması gereken çok şey olan bir proje. Bizim yanında yürüttüğümüz bir proje. O yüzden hani şimdi evet giderken bir teleskop vesaire götüremedik ama bir sonraki şeye, sefere katılırsak veya başka birileri bizden, bizim ekipten niyetimiz var teleskop götürmeye. Ben giderken olabildiğince kompakt, hafif ve basit aletler götürmek istedim. Çünkü bizi buna bir yerde kısıtladılar. Lojistik imkanlardan dolayı. Ve şey, bu konuya da çözüm geliyor bu arada. Türkiye kendi oraya gidecek bir kendi gemisi üzerinde çalışıyor. Ha. Yani doğrudan kendi aletimizi, edevatımızı toplayıp gidebileceğimiz bir gemimiz olunca o zaman hiçbir sıkıntımız olmayacak. Ama şimdilik lojistik biraz sıkıntı. Ben oraya gittiğimde birkaç temel astronomi yer seçim çalışması yaptım aslında bakarsanız. Bir, işte gökyüzü fotoğrafları çektim. ASC dediğimiz All-Sky'lerle, hani bulutluluğu görmek için. Meteorolojik ölçümler yaptım ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orada bir istasyonu var. Orada eş zamanlı ölçümler oldu. SQM dediğimiz Sky Quality Meter diye bir alet var. Küçük gökyüzü parlaklığını ölçen, gökyüzü ne kadar karanlık. Onun ölçümlerini yaptım. Birkaç yine bizim ortak proje yürüttüğümüz ODTÜ GÜNAM, Güneş Araştırmaları Merkezi'nden bir hocamızla birkaç onların ürettiği güneş hücresi vardı. Onların testini yaptım. Gibi gibi böyle aslında basit ama geleceğe bizim oraya niyetimiz olan şeyleri yapmaya ne denir? Taban hazırlayacak, zemin hazırlayacak çalışmalardı benimki. Yani aslında örneğin meteoroloji istasyonu demiştin zaten. Yani bunları kurulması aslında biz o adayı aslında Türkiye'nin Antarktik Bilim Merkezi olarak mı Öyle. yapmak istiyoruz? Ya o Ya ada bizim için kesin bir Antarktika'nın yer mi artık? Gerçekten evet. bundan sonra oraya mı gideceğiz? Evet. Yani astronom olarak diyorum ya ben merkeze gidelim diyorum ama bunu diyen evet diğer bilim insanlarının da merkezde çalışacağı şeyler vardır ama orası gerçekten iyi. Bence Yani onlar orası daha içeriği görmediler. Onu görseler belki buradan daha 10 kat daha fazla malzeme bulacaklarından bilimi çalışan hemen böyle gözlerini boyadı şey. Orada gördükleri şeyler, numuneler. değil mi? O da var. Ama Yani şey, yani bu içeriye konuda girseler daha çok şey bugün de bulurlar çalışmalarımız devam ediyor. Yani merkezde bir geçici üsle başlayıp yine bir kalıcı gözlem ve ufaktan bir teleskop yani 50 santim civarında küçük bir teleskopla bile orada inanılmaz bir bilim yapılabilir. Bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Peki teleskop Antarktika ne kadar büyük teleskop? soruyor. Ha, sen devam et tamam. Pardon, az önce sorduğun soruda Antarktika yani orası bizim mi oldu şimdi Ha. gibi tırnak içinde soru. Bir yerde evet Antarktika anlaşmalar gereği, uluslararası alandaki anlaşmalar gereği Antarktika kimsenin değil. Evet. O yüzden belli kurallara uyarak, uluslararası anlaşmalara uyarak, çevre kurallarına uyarak orayı etkilemeyecek şekilde aslına bakarsanız istediğiniz yere gidip istediğiniz yerde bilim üssü kurabilirsiniz. Yani kimsenin buna yasal olarak bir şey söylemeye hakkı yok. Yeni Ve zaten evet. bunu Ha, 96 evet, evet. bunun içinde hani tek sizden beklenen o
çevre kurallarına ve benzeri idari kuralları uyacağınıza dair anlaşmaya taraf olmanız. Türkiye'de bu dediğin gibi anlaşmaya 90'larda taraf oldu. Şu an Türk kanunlarına da bu entegre edilmiş durumda. Yani orada çevreye verilen herhangi bir zarar, bir kirlilik söz konusu olduğunda Türk vatandaşı olarak burada yargılanabilirsiniz. Yani Türkiye'ye verdiğin zarar gibi bir şey olur diyor olarak. Aynen öyle. Yani burada herhangi bir cezası yok diyor. Evet. Neyse. Yani. Ya. Ama en azından cezasını vereceğimizin sözünü vermiş durumdayız. Diyorsun. Zaten şu anda kaç diyor? 12 tane ülke ratification of all 12 signatories. Bunlar parties. 54 tane ülkenin şeyi var. 12 tane evet. Ülkede herhalde. Eğer yapmazsanız peşinize ya, düşeriz diyen ülkeler herhalde bu şeyler. 12 ülke. Teoride her şey çok güzel ama o diyenler de kendileri orada neler yapıyorlar ama hani baktığınız zaman dünyanın başka herhangi bir yerine göre yine böyle aslında dünya için çok önemli olan, işte bundan bahsederiz birazdan, sorularda benzer şeyler geldi. Antarktika niye önemli dünya için? Hı hı. İklim krizinden bahsediyor şu an. Buna inanılmaz büyük bir yeri var Antarktika'nın. Bir o kadar önemli olan Amazon ormanlarının hali ortada. Hani evet. Neler yaptınız? Onunla karşılaştırıldığında Antarktika tertemiz. Hani gerçekten orada yapılanları, dünyanın başka yerlerinde böyle yağmur ormanlarında vesaire yapılanları düşündüğünüzde Antarktika gerçekten dokunulmamış. Abi nerede dokunulmamış? Dokunmuşsunuz işte. Al kanıtımız var. Bak o bir sürü yürüdük. Adamın her tarafına gitti. Bu izleri siz mi yaptınız örneğin? Bunlar hep sizin mi? Aynen. Bunlar yürüme izi mi yoksa yürüme izi değil mi? Adımlar bunlar? Evet. Adım izleri adım yani. İzleri. Tabii birçok kişi. İşte kolumdaki adım sayarla benim ortalama orada kaldığımız gün boyunca adaya çıktığımızda ortalamam 19 bin 20 bin adımdı. Ha. Ben Erzurum'da 3 bin adım falan atmıyorum. Ve karda. Çıkar. Bir de zaten bu sefer ter de yapar, doğal olarak yanarsınız. Bir de güneş de var zaten herhalde yine, değil mi? Evet. Yani fırtına olan günler de oldu, havanın açık olduğu günler de oldu. Hani orada kaldığımız yaklaşık 14 gün falan Horseshoe civarında kaldık. O 14 günde her türlü hava koşulunu, gün içerisinde 3 farklı koşulu falan gördüğümüz oldu. Yani adanın bir tarafına yürüyüp ondan sonra fırtına çıkıp öbür tarafa dönüşümüz, normalde 25 dakikada geldiğimiz yeri 3 saate dönüşümüz falan oldu. Microclimate gibi bir şey mi var o zaman? Yani bir anda tam o noktada farklı bir şey değişebiliyor. Çok çabuk değişebiliyor, aynen. Burası da mesela sol alttaki giderken bir geçtiğimiz geçitlerden bir tanesindeki buzullar. İlk böyle buzları gördüğümüzde hepimizin gemiye dışına çıkıp böyle buz 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 diye. Orada bir tane de fok yatıyor bir tanesinin üstünde. İşte üsttekinde buzulların eriyişini görebiliyorsunuz. Onlardan düşenlerden birkaç tanesine şahit oldum ben de. Yani sürekli bir eğlendi. Sürekli gidiyor yani. Vay arkadaş. Kopan buz parçaları da sağ alttaki benim çektiğim fotoğrafta çok hoşuma gidiyor. Bir kedi gibi görünüyor. Bana öyle görünüyor. Bilmiyorum. Şöyle değil mi? Sphinx gibi. Öyle kopup kopup gidiyor yani. Buz parçaları eriyip eriyip duruyor. Bunun da Antarktika bu konuda çok önemli. İşte şu sağ üstteki arkadaş da o 500 metreye tırmandık. Çukurova'dan bir hoca, Fatih Hoca. İşte sol alttaki de benim, bottaki de benim. Az önce şortla gezen de benim. Hani, yani burada şu anda yemiyor bak. Zaten hava bozmuş bayağı üstte. Fenaydı. Öyle. Antarktika... Dünya için yani şey neyse, dediğim gibi yağmur ormanları neyse, Antarktika'da o işte hepimiz biliyoruzdur, bu okyanus akıntıları var, işte sıcak havayı, sıcak suyu, soğuk suyu dünya boyunca gezen bizim tüm iklimimizin en temel belirleyicilerinden biri o. Antarktika ve Kuzey Kutbu bu akıntıların ana sebeplerinden, oradaki buzul, oradaki soğuk. Şimdi bu Antarktika ısındı ve eridiyse bu akıntılar bozulacak. Bu akıntılar bozulduysa iklim bozulacak, ki oluyor zaten, yıllardır yaşıyoruz. O yüzden Antarktika'nın bu konuda çok büyük bir önemi var. Zaten burada
Gökçer'in şey var. Dünyanın geleceği Antarktika'ya bağlı diyebilir miyiz demiş. Diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet. Yani aslına bakarsanız bizim yaptıklarımız dünyanın her yerini etkilediği gibi Antarktika'yı da etkiliyor ama Antarktika'yı daha fazla etkiliyor. Ve Antarktika bu etkilerden korunamadığı sürece, bu etkilerle başa çıkamadığı sürece bize daha büyük zarar verecek. Yani böyle bir kısır döngü var. O yüzden iklim krizinde en çok etkilenen yerlerden biri Antarktika diyebiliriz. Yani zaten sizin de siz de yani tam giderken böyle buzulların eridiğini görüyor olmanız demek ki bu sürekli Evet. yaşanan bir olay yani orada her geçen Yani gün buzullar gidiyor. Onun için bir anda aklıma geldi de yani bir anda demeye çalıştım da yani şu anda bir problem yok büyük ihtimalle bizim istasyonumuzda ama bir dahaki seneye geldiğimizde de aynı şeyi bulabilecek miyiz? Aynı oranın aynı durumda kalacağını bulabilecek miyiz? O da ayrı bir şey. Peki diğer istasyonlara gitme şansınız oluyor muydu orada? Yoksa sadece kendi istasyonunuza yok. gidip geri mi dönüyorsunuz? Yol üzerinde mümkün olduğu dönüşte de bir şansımız oldu. Giderken zaten King George Adası'na, işte Şili'nin en ucundan uçakla Antarktika Yarımadası'nın en ucuna King George Adası'na iniyorsunuz. Orada 5-6 tane üs var, şimdi tam sayısını hatırlayamıyorum. İşte Rusların var, Çinlerin var, Güney Kore'nin var, Şili'nin var. İki tane daha vardı, hatırlamıyorum. Orada üsler Şu var. buralar diyorsun. Normalde Diyoruz. oralarda şey yapılabiliyor, gidilebiliyor ama koronadan dolayı biz giderken hepsi, yani herkes kapanmış durumdaydı. Biz de öyle yol boyu. Aa, kimse kimseye Bizim gelmesin. ekipteki, evet, bizim ekipteki hocalardan biri, o kadar testler olduk, burada olduk, indik işte İspanya'da olduk, İspanya'dan kalktık Şili'ye gittik, Santiago'da orada olduk, oradan bir sonraki şeyde yine olduk derken aramızdaki hocalardan bir tanesinin pozitif çıktı ve aynen o Türkiye'ye geri döndü mecbur. Hadi. Çünkü kapalı bir ekipteyiz. Hani bir kişinin diğerine bulaştırması demek gemidesin, tüm sefer yalan oldu demek. O yüzden hiç kimse kendi üstüne yabancıları almıyordu haliyle. Ama dönüşte biz zaten neredeyse bir aydır falan gemide olduğumuz için artık zaten kimseye bulaşmadıysa bulaşmadı, biliyorsun onun kuluçka süresi Ha 10 gün 14 tabii. Öncesinde onu geçirdik zaten. Dönüşte bizim ekipteki bir hocayla ortak proje yapan Bulgar bir araştırmacı vardı. O Bulgaristan ne denir? Yöneticisi, üst amiri. Dedi ki hani dönüşte bizim şeye de uğrayalım isterseniz. Uğradık. Onların üstünü gezmiş olduk. Hem onlar da bizim gemiye geldiler. Bizimle beraber bir sonra başka bir adaya geçtiler gibi, hani bu tarz yardımlaşmalar olabiliyormuş. Haliyle dünyanın ücra bir yerindesiniz. Mesela İspanyollar'ı alacak olan gemi gelirken gemide Covid çıktığı için biz oradan geçerken bizden rica ettiler. Oradan 4-5 araştırmacı bizim gemiye geldi. Biz de beraber King George Adası'na geldi gibi gibi şeyler olabiliyor. Hani korona olmasa o söylediğin çok daha basit, kolay aslında. Beni şu adada bırakın, siz gidin, ben burada çalışmamı yapayım, dönerken alırsınız gibi şeyler oluyormuş. Ha, dostluk en azından daha bir şey yapılabiliyor. Peki Türkiye'nin bir tane gemisi mi var, iki tane mi öyle acil durumda? Şu an yok. Şu an bizim gemimiz yok. Şu an O şey gemi de bizim yapıyorlar. değil. O kaldığınız gemi de Ha, bizim değil. değil. Değil değil. Ha. O şey, Şili'de bir şirket var. DAP diye. Developing Antarctic Projects diye. Adamların işte uçakları, helikopterleri, gemileri vesaireleri oradan hani hizmet alarak yürütülüyor şimdi. Ki bana sorarsan Ha. aslında böylesi çok rahat, çok kolay. Tek eksik işte lojistik biraz sıkıntı oluyor. Ama onun dışında bence yani katılımcı olarak benim açımdan çok keyifliydi, çok rahattı. Türkiye'nin de gemisi şimdi yapılıyor, bizim Deniz Kuvvetleri'nin gözetiminde. O gemi bittiği zaman buradan doğrudan oraya gidecek bir gemimiz olacak. Peki niyet Türkiye'den direkt oraya mı gitmek yoksa örneğin Şili ile orası arasında bağlantı kuran bir şey mi olsun istiyorlar? Gemi buradan gidecek Ya ama ilk seferde buradan gider sanırım de yani kalacağı yer örneğin sen yine Şili'ye uçakla gidersin. ha, onu diyeceğim. Şili'den Yani sadece gemi Şili buradan, ile sizin istasyon arası mı böyle bir faaliyet gösteren bir şey evet, olacak? gemi buradan doğrudan oraya gidecek büyük ihtimal. Araştırmacıları, bu sefere katılan araştırmacıları uçakla Şili'ye giderler, Şili'den alır gibi Şili'den geliyor bana, en mantıklı. al git şey yapar.
Ha, çok büyük Ve geri şeyleri. sonuçta buraya dönecek çünkü zaten toplamda 2 aylık bir görev. Hani git gel. 10 ay orada ne yapacak? Yani Türkiye'nin gemisi Türkiye'de başka görevlere, deniz kuvvetleri başka görevlere gönderilecek. Ha. Niye dur? O zaman daha da Winter Over'a kalabilecek insanlarımız olmaz diyorsun. Orası zor, zor. Ama orası Ha, tam kutup noktası da şimdi değil. Yani yine de Winter Over yapılabilir orada. Öyle değil mi sonuçta? şimdilik planlanmıyor ama ileride tabii ki yapılan araştırmalara bağlı, hani tamamen şeye bağlı, bilim insanlarının isteklerine bağlı. Şimdi ben bu KARE, Kutup Araştırmaları Enstitüsü'ndeki hocalarla konuştuğumda şey diyorlar, planladıkları üs kışı kendi başına geçirip otomasyon sistemlere Hmm. sahip, uzaktan kontrol edilebilir. Kışı kendi başına geçirebilir bir üs planlıyorlar. Ama olur da yapacağı bilimden dolayı kalmak isteyen olursa da kalabileceği de bir yer planlıyorlar. Şimdilik ama hani daha emekleme aşamasındayız hani bu konuda. Diğer üsler 50 yıldır oradalar. Doğru. Yani çok şey de beklememek lazım birdenbire, yavaş yavaş. Şimdilik Winter Over düşünülmüyor ama ileride neden olmasın diyor. Anladım. Ya o noktaya anladım. O noktanın uzun süreli kalabilmesi, evet. Yani uzun süreli bir yer olarak durması bir şey. Evet. Antarktika ile alakalı şey soruyorlardı da. Her isteyen ülke gidebiliyor mu? İzin alınan bir kurum var mı? Nasıl gidiliyor diye. Ya bir kurum yok herhalde. Biz sadece Antarktik anlaşmayı imza attık. Evet, yani kurum şey var. Bak şimdi ismini unuttum. Uluslararası Antarktika Bilim Ha. Konseyi gibi bir konsey var. Şurada çıktıydı Şey sanırım. Şu ATS ha, mi? galiba uluslararası anlaşmalar var. O anlaşmalara taraf oluyorsunuz. Onunla gidiyorsunuz. Ama kişi olarak mesela sen ben kırdık kafayı atlarız bir 15 metrelik yatımıza. Gideriz 2 ay. Kimse nereye gidiyorsun, niye geliyorsun demiyor. Öyle denen Diyemez. bir yer değil. Vize olan bir yer değil. Kimsenin hükmü altında olan bir yer değil. Ama hani gezmek için evet böyle şeyler yapanlar var. Hatta biz oradayken, Horseshoe Adası'ndayken bir tane böyle yelkenli dedim ya müze olarak duran bir üs vardı diye. Oraya geçtiğimizde 4 tane böyle bir yelkenden çıktılar, geldiler. Orayı gezdiler, gittiler. Hani kimsenin buna dur dediği yok. Aa. Hatta turistik geziler düzenleniyor. Cruise gemileri. Biz oradayken birkaç tane gördük yine. Cruise gemileri insanları dolduruyorlar gemiye. Gezdiriyorlar ada ada birkaç yerden. Sonra dönüyorlar. Bunları kontrol eden bir mekanizma yok açıkçası. Yok yok Ama paran herkes varsa gidebiliyorsun evet. aynen. Yani biraz fazlaca bir para. 20-30 bin, 40 bin dolarlardan falan Dolardan bahsediyoruz. tabii. Ya Aynen. sonuçta evet yani sonuçta az para değil. Senin Şili'ye gidiyorsun, Arjantin'e gidiyorsun. Bak burası merkezde Arjantin demiş bu arada ya. Secretariat of the Antarctic Treaty'nin yeri Arjantin'miş ben. Ben Ha, hiç evet. İsviçre'de falan diye düşünüyordum yani Birleşmiş Milletler'in dibinde Yok. falan. Ya Arjantin ve Şili bu konuda çok Ya faaller. Yani yakınlar adamlar sonuçta yani. bir 6-7 ülkenin zaten orada şeyi var, iddiası var. Yani bu kısım benim toprağım diyor ama kabul olmuyor. Yani hiç kimse tarafından kabul edilmiş değil. Ama Şili ve Arjantin hani tarihten gelen bir iddiaları var. Ben çok yakınım. Burası benim zaten karşı taraf. Aynı şey gibi hani Türkiye'nin Kıbrıs'a veya Yunanistan adalarına buralar benim bakana demesi gibi. Ama kimsenin umurunda değil. Hani kimse kabul etmiyor. Öyle bir durum var ama şu an sadece anlaşmalar üzerinden yürüyor. Yani siz gidip Ha. orada gidip gezmekte, bulunmakta, araştırma yapmakta bir sıkıntı yok ama bir oraya kalıcı yapı yapacaksanız anlaşmaya taraf olup anlaşmanın şartlarına uymanız gerekiyor. Bak, Talat hocam da yazmış. Onun resmi videoları Drive'dan paylaşabilir misin demiş. Yani millet Tabii ki hocam. halk bekliyor. Oradaki fotoğrafları bekliyor. Tabii ki. Gerçekten merak ediyoruz biz de. Zaten birkaç tane daha dur. Şuradaki fotoğrafları da yavaş yavaş ben de göstermediklerimi göstereyim. Yapalım Yine böyle bir şey. bir artist fotoğraf daha. Sadece şortta Ha gezmedik efendim. diyorsun mayoyla da gezdik. Girdik mi suya? Yüzdüm bile bak aşağıdaki Ha fotoğraf da suyun alttaki içinde. aynen sensin değil mi bu? Vay arkadaş. Vay arkadaş. Bu -1,2 dereceydi ölçtük.
Fotoğrafı Putin'e gönderiyoruz. Öyle öyle oralardan Sibirya'dan artistlik yapmasın diye şey bu. Aynen öyle. Şey vardı. Zaten ha. Bak bir güzel soru gördüm orada. Yeni Zelanda Avustralya'da neredeyse Şili kadar yakın. Yani neden oradan aktarma merkezi yapılmıyor diye. Yapılıyor. O taraftan doğru gidenler de var. Evet. Tamamen şey hangisi daha kolay, hangisi daha nasıl denir ona maddi olarak uygun vesaire vesaire. Bu son dönemde yani Türkiye için Şili üzeri kolay geliyor. Öbür taraf biraz daha uzak geliyor herhalde. Ve pandemi işin içine girdikten sonra zaten işler hepten değişmiş. Daha öncesinde mesela Brezilya'ya gidip doğrudan Brezilya'dan Şili'ye geçerlerken bu sefer İspanya'ya gidip İspanya'dan geçtiler. Çünkü Brezilya'da inanılmaz kötüydü korona durumları biz giderken. Ya bu değişebiliyor. Güney Afrika üzerinden mesela planlamışlar. Orası da çok yakın. En yakın noktalardan biri. Ama bu tamamen şey planlama yapılırken hangisi daha maddi ve idari olarak kolay geliyorsa. Amerika'yı biliyorum ben. Amerika'nın ya ben Sofya'yla gözlem yapmak için Yeni Zelanda'ya gittiğimde şimdi Amerika'dan gidiyorsun. Yeni Zelanda gibi başka bir ülkeye gidiyorsun. Christchurch'e inmiştik biz. Christchurch yani Christchurch havaalanının hemen yanına bir giriyorsun. United States Antarctic Mission. Kocaman şey yazıyor. Bir baktım devasa böyle hangarlar falan. Yani direkt Antarktika'nın istasyonlarını oraya kurmuşlar zaten. Ve bütün işte şeye giden, Antarktika'ya giden şeyler herhalde Christchurch üzerinden gidiyor ki orada bu meşhur bir tane şey uçak var. Kargo uçağı var. O kargo uçağını falan görmüştüm. Bu şey direkt Amundsen Scott'a giden bir kargo uçağı vardı. Orayı orada görmüştüm falan. Merkeze uçakla gidiyorlar zaten. Evet yani o bir de onun çok büyük bir kargo uçağı var. Böyle Antonov demeyeyim de yani adı ilginç. Da bulursam gösteririm. Antonov'u bildim galiba Antonov'a benzeyen. Antonov'a benzeyen Alkonu, bir uçağı var evet. Dur. İnanılmaz zor şartlar. Yani ben şimdi eğlencesini yapıyorum. Şortla gezdim yüzdüm falan diyorum da yazın da gittik sahilindeydik. Yani merkeze gidince işler çok çok değişiyor. Yani bu konuda meraklı olanlar varsa bakabilirler. Tarihte yaşanmış inanılmaz ilginç olaylar var. İşte bir orada kalan ekibi yeni ekibi götürüp eskisini almak için oraya inen bir uçağın işte motorları kapatıp sonra bir daha çalışamayıp ebediyen orada kalmasından tutun da kışın orada kalacak uçağı işte 15 metre kazıp üzerini karla kapatıp seneye geldiklerinde tekrar çıkarıp kullanmaları gibi hikaye üzerine yani o bitmiyor. Burası bambaşka bir yer. Evet evet yani şeyler falan McMurdo Station var evet. McMurdo'da İngilizlerin yeri. Oradan da gidiliyor. Evet, US Air Force C-17 zannedersem. Yani böyle bunlar vardı. Ya ben dur Air. Ha işte şu uçak ya işte. Şu garip bir uçak var böyle. Direkt bu taşıyordu insanları. O da direkt şeye. Aynen C-17. Ya millet biliyor işte. Chat'e yazmışlar hemen. C-17 Gold. Aynen öyle. Ya işte. Hocam bizim chat çatır çatır bilir yani hemen. Evet. Şey o zaman senin yaptığın şeylerde deneylerde sadece o hava koşulları falan gözlemlendi diyorsun. Peki ya, temel olarak astronomik bir gözlem gibi kurmak istediğinizde bu DAG için de aynı şeydi. Sadece ölçek değişiyor. Küçük bir gözlem için evi için de aynı şey. Temel olarak baktığınız birkaç şey var. Oranın atmosferik koşulları. Sizi en çok ilgilendiren şey bu. İşte atmosferdeki nem oranı, işte bulutluluk uzun süreli, gökyüzü parlaklığı, işte astronomik görüş dediğimiz, seeing dediğimiz bir şey var, parametre var. O yine nemle vesaireyle bağlantılı bir parametre. Temelde bunları ölçüyorsunuz. Yani DAG için de bunlar yapıldı yıllar öncesinde bu alan seçilirken. Tabii çok daha büyük ölçekte ve bu uzun süreli. Şimdi orası için de benim yaptığım, affedersiniz, orası için de benim yaptığım bunun çok çok küçük çaplı bir ölçümüydü. Hani Horseshoe Adası'nda bir teleskop kurmak istesek nasıl olurun cevabını verdi benim veriler. Güzel olur. Hani orada bir teleskobun da olması eğer bir üs kurulursa
iyi olur ama tek başına orada hiçbir şey yapılmayacak. Orası terk edilecekse bir teleskop, bir astronomik gözlemevi kurmak için altyapı yapmaya değecek kadar da iyi bir nokta değil. Yani böyle arada kaldı benim gözlemlerim. Ha, aslında Biz içeriye gitmeliyiz. zaten şurada da Talat Hoca'nın sorusu var ya, bu son seferin ana hedefi neydi yani, orada işte teleskop kurmak mı o zaman ana hedefimiz bizim? Ya işte dediğim gibi Antarktika'da ama merkezde, Domey'de, Domsi'de veya şimdi son zamanlarda popüler olan Ridge A var. 4000 metre üzeri rakım. Oralar. Zaten teleskoplar orada. Bir sürü farklı ülkenin astronomik gözlemevleri var, üsleri var. Onlara baktığınız zaman hep böyle merkezde yoğunlaşmış durumdalar. Çünkü istediğimiz o. Hani ince atmosfer, sakin atmosfer, yağsız, nemsiz vesaire vesaire. Hani Horseshoe Adası'nda bir üs kurulacaksa, ki kurulacak, o üste bir teleskop olması ve oradan da astronomik gözlemler yapılması iyi bir şey. Şöyle ki atmosferi kötü değil. Hani ben yani demin söylediğimde mükemmel değil anlamında söyledim. Çünkü içerisiyle kıyaslayınca Tabii hiçbir tabii şey. tabii 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 tabii. Ama hiçbir şey değilse 6 ay boyunca gece. Yani aralıksız bir gözlem yapması durumu söz konusu. Bu bile tek başına buradaki Türkiye'deki herhangi bir yerden daha iyi olduğu anlamına geliyor. Ama gece tarafında kış aynı şey değil mi? Gece olduğunda Burada Antarktik yazken tabii. orada kış ve gece. Yani Ya tabii 6 işte ay değil, orası kış. 67. yani 90 değil, 6 ay olmaz şimdi ben şey yaptım da en azından 3 ay vardı. Kışında da hava kötü olur diye düşünüyorum da, özellikle onun için Ya aslında tabii. sadece yani böyle optik ya da işte infrared teleskop yerine işte böyle milimetre ya da bir radyo teleskop tarzı bir şey olması daha mantıklı olmaz mı aslında? İlla ki. Yani yapılacak olan şey şimdi dediğim gibi benim bu 1001 projesi bir fizibilite olarak verdik zaten. Hani işin bilimsel kısmının dışında idari anlamda tecrübe kazanmak için bu sefer de ne yapılıyor? Seferle oraya gidince nasıl gidiliyor? Orada nasıl bir ortam var? Orada bir araştırma yapılacaksa ne gibi hususlara dikkat edilmeli gibi şeyleri çalışmak için gittim aslında ben oraya. Şimdi bu tecrübelerin üzerine bir sonraki adımda dediğin gibi oranın kışı boyunca kalacak ki orada bir ki MGM üssü var. Onların verisi onların verilerini aldık zaten. Onlardan baktığın zaman o kadar da kötü değil. Hani evet yağışlı günler var, evet kapalı günler var ama full kapalı değil. Orada sadece meteorolojik değil bir mesela ASC, OSKYCAM kış boyunca çalışacak gökyüzünün fotoğrafını çekecek bir kamera. Bizim mesela şeyde Doğu Anadolu gözlemevinde iki tane var bundan. Onların bir benzerinin oraya kurulması gibi gibi aklımızda şeyler var. Ya şimdi bu projede bu sefer giderken bunları yapamadık. Çünkü orada biz oradan döndüğümüzde elektrik yok, altyapı yok şu an orada. Hani Ha. MGM'nin istasyonunun kendi güneş panelleri var gördüğün gibi. Yine benzer şekilde güneş panelleri koyup öyle bir sistem yapıp onunla çalıştırmak lazım. Yani bunların bir ön tecrübesiydi diyeyim hani benim için. Meteorolojinin şeyi, o güneş panelleri yetiyor mu peki? Yetiyor, yetiyor. Peki Onların kışın datasını alabiliyor muyuz? Alıyor. Yani şey var, orada bir iridium uyduları var. O iridium uydusuyla günde bir defa oradan veriyi çekiyorlar. Ama geçen sene işte iridium uydusunda bir sorun yaşandı. O yüzden Ha. veriye uzaktan erişemediler ama oraya gittiğimizde hani oradaki data loggerlar veriyi kaydetmişti. Hani veriyi aldılar. Yani sürekli bir veri durumu var. Ha mesela uzakta işletilen her sistemde olduğu gibi kışın şartlarından dolayı sıkıntılar olabiliyor. Ne bileyim. Güneş panelinin üzerine kar kaplıyor, Yani, aküler yani. 2 gün sonra bitiyor, birkaç gün veri alınamıyor. Sonra onları eriyince tekrar enerji geliyor vesaire vesaire vesaire. Her şey yapabiliyor yani. Yani kendi kendine reboot edip yeniden başlatabiliyor ve Tabii çalışabiliyor. tabii. Tabii. Ben de tam onu diyecektim aslında. Yani sonuçta Winter Over dediğin, yani Winter'ın da hava Hı. bayağı kötü olacak. Kötü olduğunda güneş enerjisi alamayacak. Alamayınca da zaten, eğer Hı. ki şarj edecek durumu da yoksa sonuçta, meteoroloji Ama şey istasyonunun yani birkaç bile senenin şeyi tecrübesi kışı geçiriyor, atlatıyor.
ölmüyor, parçalanmıyor. Ki orada iki tane daha ayrı istasyon var. Ben onları şeye koymayı, sana resim vermeyi unutmuşum. İki tane de şey var. GNSS istasyonu var. Global Navigation Satellite System, bu GPS. Evet. Genel ismi. İki tane orada var. Bir tane de oradan biraz daha güneyde, bir derece daha güneyde bir Dismal Adası diye bir ada var. Orada var. İşte Harita Genel Müdürlüğü'nün, bizim askeriyenin ve TÜ'den hocaların işlettiği, kurduğu 3 tane GPS istasyonu var. Onunla da mesela farklı bir sürü çalışma yapıyorlar. Onlar da kendi güneş panelleriyle vesaireyle kalıyor. Yani bu olmayacak iş değil. Oluyor yani. Yani o sıkıntı yok. Yine de başka çaren yok sonuçta. Güneş paneli değil mi? Aynen. Şeyi yani orada olduğumuz süre boyunca mesela şey vardı, jeneratör vardı, dizel jeneratör. Koy yakıtını, çalıştır. Orada biz bulunduğumuz sürece şey yok. Elektrikten dolayı sorun yok. Kalıcı üs kurulduğunda da yine kendi jeneratörleri olacak bunlar tabii ki. Sadece güneş enerjisiyle olmuyor. Hele iş büyüyünce, orada bir kalıcı üs olunca, bunun içindeki alet, edevat, malzeme sayısı artınca her ne kadar hoşumuza temiz enerji gitse de yetmiyor. Orada bir dizel şey, jeneratör çalışıyor. Mecbur. Kirletiyorsunuz yani bir nevi mantık olarak. Yani. Mecbur diyorsun. Ki oraya gelen gemiler dizelle çalışıyor vesaire vesaire. Yani o onların yanında oradaki bir tane küçücük jeneratörün şeyi bile olmaz yani açıkçası. Bir şey olmaz. Peki şey, kışın verileri nasıl Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aldığı verilere göre? Yani sıcaklık ne kadar kadar düşüyor, hava ne kadar kötü oluyor? Ha, öyle uç noktaları açıkçası hatırlamıyorum en düşük şu olmuş diye. Ama yani şeyleri biliyoruz. Antarktika genelinde hani en düşük 70-80'lere indiği oluyor merkezlerde, o yüksek rakımlarda. Horseshoe Adası'nda bilmiyorum neydi, onun bir muhabbetini yaptık ama şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şeyi var mıdır sitesinde bunlar? Sitesinde var. MGM'nin sitesine girdiğinde Horseshoe istasyonu diye oranın anlık verisi. İridium hala çalışıyorsa, ben en son kontrol etmedim. Dünün verisini görebiliriz veya en son hangi veri geldiyse. Neyse. İnternet için Starlink düşünülmez mi demiş biri. Buldum, vallahi buldum. Şey, Starlink o taraf, o kadar güneye gelmiyor sanırım. Emin değilim. Teknik olarak Starlink değil zaten. Başka ya, bütün uydular aslında Güney Kutbu'ndan geçiyor. Yani bütün sonuçta Sun Synchronous diye bir yörünge var. Bütün hepsi oradan geçiyor zaten. Ve sadece oradan istasyon gerekiyor yani. Şey yapabilmen gerekiyor. Evet. Bu arada sıcaklık şu anda 0.1 santigrat dereceymiş. Not too bad. Nem %78. Yağış yok. Bu değerler kalite kontrolünden geçmemiştir. Ha, Horseshoe Island da burasıymış arkadaşlar. Ha, bulduk bak. Tam olarak noktayı da daha rahat görebildik. Şöyle bir yerdeyiz. Antarktika, Arjantin. Siz direkt zaten yakınsınız o zaman ya. Aynen öyle. Şili, Arjantin. Aslında aynen. Yani oraya bir gemi bıraksan, ya işte uzun süreli kalacak bir şekil haline getirsen burayı. Ya bir de bu kendi geminin mevzu biraz şey, ekonomik olarak anlamlı değil ama yetkinlik anlamında önemli. Hani kendi gemin var. Tabii istersem canım, artık gidebilirim. Oradasın ya. Artık oradasın tabii canım ama, yani. Ama şöyle bir şey var. Bana sorsan kendi gemin bile olsa bu işi ticarete dökmüş, yıllardır yapan bir şirketten hizmet alarak gitmeyi yerlerim açıkçası, alabildiğim sürece. Çünkü ama ne kadar uygun kadro götürecek, ne kadar kargo götüreceksin yani sonuçta. İşte biraz ona da bakar. Sıkıntı orada lojistik. Onu bile şey yaparsan, işin içine katarsan, hani tek başına buradan kendi geminle gitmenin avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. İşte onu düşünmek lazım. Ya direkt şeyden ama, mi? Direkt Şili'den örneğin konteynerleri satın alacaksın. Binayı, işte çimentoyu, bilmem neyi, ıvır zıvır satın al diyorsun. Gibi. Oradan gibi at gemiye. Direkt inşaatını yap şeyde, Güney Kutbu'nda. Aslında bak, güzel bir proje yani. Birilerinin aklına gelmiş olması gerekir. Neyse, evet. Yok, o konuda şey değil. Karedeki hocalarımız, Burcu Hoca ve ekibi. Ben birebir içinde olup bir aydan fazla süre küçücük geminin içinde her gün 24 saat beraber olduğumuz için bolca sohbet etme zamanımız oldu. Hatta
kaçmak mümkün değildi yani birbirimizde. Çok yetkin bir ekip. Yani yaptıkları işi biliyorlar. Yani Evet, burada da ben böyle gördüm. birisi yazmış zaten. Burcu Hoca bazı zorluklardan bahsetmişti. Apandisit ameliyatını kendi yapmış diye anlatmış. O zaman O şey evet. ya Burcu Hoca'yı bir Burcu davet Hoca etmek kendisi lazım değil. yani. Burcu Hoca'yı davet etmemiz O gerekiyor bu apandisit programa. ameliyatını kendi yapan zamanında bir doktor. Ha? Ha doktor. Ha, tamam yani Yok, çıkarttım Burcu Hoca bayağı. kendi değil O canım. kadar değil O diyorsun. kadar değil. Evet. O kadar değil. Umarım Burcu Hoca ile tanışırız. Onu da programa davet ederiz. Aslında ben buradan şunu anlıyorum. Yani sadece astronomi değil aslında diğer ya yani bir astronomi de herhalde daha ilk gidişti değil mi? Bir astronomun ilk gidişiydi. Evet, aynen. Oraya giden Diğerleri ha ha şey var, jeologlar, yok. biyologlar falan çok Pardon. önceden beri gidiyorlar herhalde. Pardon, şey yanlış olmasın. Bir soyadını şu an hatırlamıyorum. Mehmet Hoca var. Meteorit çalışan. Bak şimdi Yeşiltaş diyesim geldi. Yanlış olmasın. Kusura bakmasın eğer izlerse. Mehmet Hoca farklı üniversiteler şeyden neden ülkelerin üstlerine gidip orada çalışma yapan biri. Hani fizikçi, astronom da sayılır. Meteorit çalıştığı için diyelim. Hani ilk teknik olarak onu diyebiliriz. Ama hani doğrudan astronomi konusunda hani işin fiziğine veya jeoloji gibi şeyleri katmayalım. Meteoriti kenarda bırakalım. İlk astronom olarak evet ben gittim. Bu sene Çukurova'dan Azım Hoca var. Belki Ha. tanırsın. Biliyorum Nazım biliyorum biliyorum. Aksaker. Onun da bir projesi, Kutup 1001 projesi kabul edildi. O uzaktan algılama çalışıyor. Kutup bölgesinin, Antarktika'nın üzerinde uydu verileri kullanarak astronomik yer seçimi çalışması yapıyor Yani aslında kapı orada. açıldı diyorsun. Bundan sonra astronomlar da Evet. gidecek. Ama bundan önce zaten birçok biyologlar, jeologlar falan gitti. Ve onlar zaten Aynen. deneylerini yapıyorlar. Ve Ya, hatta Türk bilim insanları 50'lerden beri orada. Birkaç öncü Türk bilim insanı var. İşte Amerika'da çalışan veya farklı ülkelerde 50'lerde, 60'larda, 70'lerde. Onlar bir kapıyı açmışlar zaten. Ondan sonra giden sayısı giderek artıyor. Ama Türkiye'nin Antarktik programıyla giden işte bu sene 6. gruptuk biz. Toplasan Mehmet Yeşiltaş. Evet, doğru hatırlamışım. Biri yazdı. Toplasan 150 kişi olmadı Türkiye'den bu programla oraya giden ve sayı her geçen sene artacak. hani ne kadar artıyor? Kaç kişi gidiyor bir seferde? Örneğin sizinle beraber Bu kaç kişi gitmişti? sene kaç kişilik? 19-20 kişilik bu sene. İşte şeyleri falan da sayarsan 25 kişi ekibin, kare ekibini. 20 kişi diyebiliriz ortalama. Hepsi bilim insanı mı? Teknisyenler vesaire dahil mi? 20 kişi. İşte MGM'den bir şey vardı, mühendis vardı. O MGM'nin alet edevatını kontrol etmek için. Onun dışında çoğunluğu, evet, hepimiz bilim insanıydık. Bir de kare ekibinden işte kaptan vardı, bizim lojistiğimizle ilgilenen. Oradan yine kareden bir, İTÜ'den bir hocamız vardı. Yine bir kare ekibinden bir bilim insanı vardı. Evet, çoğunluk bilim insanıydı, evet. Burada şey sorusu da var. Şimdiye kadar araştırılmış değildi herhalde araştırılmamış. Devam eden çalışma ya araştırılmış pardon. Araştırılmış. Devam eden çalışmalardan farklı olarak Türkiye'nin Antarktika ile ilgili başka ülkelere göre farklı devam eden çalışmalar nelerdir? Çekiler resimlerde varsa gösterir misiniz? Şimdi temelde nasıl söyleyeyim, diğer hocaların çalışmalarından söylersek, mesela deniz bilimleri çalışan hocanın yaptığı çalışma o bölgede evet başka yerde yapılmış. Kendisi de burada işte Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de yapmış ama Horseshoe Adası çevresinde yapılmamıştı mesela. O bir ilkti. O bölgenin denizaltı haritasını, oşinografik haritasını çıkarıyorlar mesela. Yine o bölgenin haritası olmadığı için bu bir ilkti. Gibi gibi hani genel olarak yapılan ama orada yapılmamış olan çalışmalar var. Mesela jeoloji çalışan Fatih Hoca'nın yaptığı çalışma, işte biz o zirveye tırmandık. O zirveye tırmanırken bir en tepeden, bir ortadan, bir de aşağıdan bir yerden kaya örneği aldı. Bununla o dağın oluşma sürecini ne kadar hızlı, ne kadar zamanda oluştuğu üzerine çalışacak.
Böyle bir çalışma burada. İşte adada birkaç tane göl var. O göllerin üzerine çalışan, aynen o zirve. Adada birkaç tane göl var. O göller üzerine çalışanlar oldu. İşte göl tabanlarından örnek aldılar. İşte buzullardan orada örnek aldılar. İşte Atatürk Üniversitesi'nden bir hoca daha var, Mehmet Hoca. O da bu sene katıldı oraya. Biyolog kendisi. Oradaki buzullardan örnek aldı. Onun çalışmasında da işte oradaki bir mikrobiyal bir şeyi arıyor. Nasıl diyeyim, alanım olmadığı için çok saçma bir şey söylemek istemiyorum. Mikrobiyal canlılardan işte bunun deterjan sektöründen tut da ilaç sektörüne bir sürü kullanım alanı var. O tarz şeyler çalıştı. Farklı farklı çok şey yapılıyor. Yani ortalama her sene her gidilen şeyde işte bu sene altıncısı olmuş. Bu senekileri saymazsanız 5 çalışmada yaklaşık 100 küsür tane makale çıkmış. Hani Oo, bayağı iyi. 5 senede hiç yani fena değil. Ben de tam alan canlılar geniş var mı oluyor. diyecektim de doğru ya Var var. penguenler. Yani hayır ben bakterileri falan düşünüyorum ya. Ulan bu kadar soğukta bakteri mi yaşar falan diyecektim. Penguenler yaşıyor kardeşim diyeceksin değil mi? Bunlar var Aynen herhalde. orada penguenler var, foklar var. İşte birkaç farklı Karşılaşabiliyorsunuz aslında türlü var. bunlarla da. Tabii, Bunlar şu senin son üstte fotoğrafların. görünen arkadaş bizim, aynen ya, birkaçı benim, birkaçı arkadaşların, hani şey değil, paylaşmamda beis olmadığını söylediler. Sol üstteki arkadaş bizim hemen üstün orada zaten. Şeyden Zodyak'tan edip üstte geçerken hep yanından geçip böyle merhaba dediğimiz bir arkadaştı kendisi. Yatıyor orada diyorsun İşte akşama kadar, aynen. akşamdan sabaha kadar. Sürekli yatıyorlar. Birkaç farklı tür fok var. İşte birkaç farklı tür penguen var. Kuşlar var birkaç tane. Mesela en ilginci orada şeyler. Squa diye bir kuş var. Böyle kahverengi. Martının kahverengisini düşünün. Böyle büyük bir şey. Şeyler yaklaştıkça böyle sürekli pike yapıp böyle kafanıza doğru çarpmasa da vurmasa da neredeyse vuracakmışçasına böyle irkilip sizi ürkütmeye çalışan Ha. arkadaşlardı. Bir de Arctic Tern diye bir kuş var. Onun resmi yok maalesef. O daha küçük böyle. Yani bu arkadaşlar alttaki de yavrusu. O yüzden zaten size dert çıkarıyor yavrusunu görünce. Arctic Tern diye bir kuş var. Şöyle şu boyutlarda. Kırlangıca benziyor ama görüntüsü de penguene benziyor. Öyle beyazlı, siyahlı falan. Dünyanın en uzun yolculuk yapan kuşuymuş o. Kuzey kutbundan Güney kutbuna göç ediyor. Vay. Yazın işte biz oradayken oradaydı. Şimdi kış döneminde Kuzey kutbunda olacak. Yani oranın kışında, kuzeyin yazında. O Vay arkadaş. arkadaşlar da bu skualara aynı şeyi yapıyordu. Skuaların bize yaptığını, onlar da sürekli onlara böyle dalma durumu vardı. Biz Arctic Tern gördük mü rahat rahat yürüyorduk. Çünkü skuaları kovalıyorlardı. Harbiden ilginç gerçekten. Evet. Dur şurada Asla. şunu da göster. Şurada da farklı şeyler var. Bunlar da orkalar. Şu üsttekiler, alttaki farklı tür bir balinaydı herhalde. Şu an hatırlayamıyorum. Benim çekebildiklerim bu kadar. Çok daha güzellerini çeken arkadaşlar oldu. Şeyle, neden ona? Drone'la falan. Ama işte birkaç farklı yine balina türü var. Bunlar da bizim gözlemevi. Hani Antarktika'yı o kadar anlattıktan sonra biz de Dag'da Ha doğan bu o dark mı? gözlemevi. Ha ben de Aynen. Antarktika Çok sandım. farklı değiliz. Çok farklı değiliz. Çok da Niye? farklı değilmiş yani gerçekten. Aynen öyle. Olaya bak. Erzurum'da biz de 3170 metredeyiz gözlemevinin olduğu yer. Antarktika İşte işte bu kış burası. Kimi sonrası. kandırıyorsun sen? Evet. Kış sonrası işte yolu açtıktan sonra geçen Ciddi senelerde olamazdı. çekildi. Burası Erzurum mu şimdi? Palandöken. Aynen öyle. Aynen öyle. Palandöken değil, öbür tarafta şey, Ha Karakaya Karakaya. Tepeleri. Karakaya Tepesi Aha. burası. Karakaya Tepeleri. İşte şu an Penguenler de bu burada. yolu açmamız böyle bir ay falan sürüyor yani, öyle söyleyeyim. Abi birkaç tane pengueni getirsem burada yaşarlar ya bunlar. Zaten burada onun muhabbetini sürekli yaptık ya. Gitmişken bir tane al getir. Aynen. Al Dagımız sana maskotu test. olsun Al falan sana test. diye. Deneyin bakalım. Burada doğal bir natural habitat haline gelecek mi burası? Harbiden. Abi bu nasıl bir soğuktur ya. Al işte Antarktika bu. Antarktika kıskanır bunları. Aynen. Burası da Dag diyorsun. Şu anda Dag'ın da Aynen. devamı şey. Valla ben bunu sona alacaktım. Sona konuşacaktım birazcık daha.
Yani Yaparız aynısını yaşarız. Antarktika'dan hiç farkı yokmuş yani şeyinde, Erzurum'unda. Yani buranın kışı da hiç şey değil. Yani kışın eksi 35'leri görüyoruz. Vay Ortalama tabii arkadaş. daha yukarıda ama eksi 35'e indiğini, 36'yı ben kendim gördüm. Şeyler 3170 metredeyiz. Yüksek rakımın getirdiği sıkıntılar da tabii. Bizim şeylerden orada aşağıda bizim alete davat vardı. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim rutinimiz oldu artık her kış sonrası veya kışın oradaki alete davatı kontrole gittiğimizde. Zaten Bizim aynen yazmış zaten arkadaş da yani. Özellikle seçmişler hocamı diyor. Antarktika'da yabancılık çekmez diye. Öyle aynen yani. öyle zaten muhabbet döndü mü Atasam'da kime sorsanız ondur gider. Antarktika'yı o zaman Erzurum'daki herkes Antarktika'da yaşadığını şey yapsın yani. Zaten bak Söylesin. şimdi aklıma geldi. Türk şey Karen'in Antarktika'ya gitmeden önce bu Antarktika'ya gidecek ekibe bir eğitim düzenlediler. 4 günlük. 3 günü Erzurum'daydı. Erzurum'da. Arda bayırda yürüdük. Karda hayatta kalmasından tut. Acil bir durumda karda yürümesine işte gün boyu oraya buraya palan dökendi. Yürüttüler bizi. Bir günü de Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bir gemisi vardı. Gemide temel gemi eğitimi verdiler. Hani Antarktika'ya gitmeden Erzurum'a geldi herkes. Sonra. Zaten burası daha soğukmuş yani eğer ki şeyse. Burası daha Öyle. karlı ve soğuk. Vay vay vay. Prova Erzurum'da. Aynen öyle. Çok ilginç. Burada şey sorusu var da şu soruyu da iyi kötü cevaplayabilirim diye düşünüyorum. Voyager'da kullanıldığı gibi Antarktika'da enerji ihtiyacı radyoizotop termoelektrik jeneratörü ile karşılanamaz mı diye gelmiş. Yani evet ve hayır. Evet şöyle ki RTG'yi kullanabilirsiniz ama RTG'ye yakacağın RTG'nin yaktığı plütonyum 238'i nereden buluyorsun? Yani Yani nereden buluyorsun? mümkün mü? Evet, muhtemel mi? Paraya bakar. Paraya da Tabii. bakmaz. Plütonyum Para da 238 yetmez şeyden önce işte bu Soğuk Savaş döneminde üretiliyor ve işte Amerika'nın böyle belli uzay misyonları için yapılıyor ve bu bildiğim kadarıyla bittiydi. En son Los Alamos'ta yeniden yapalım birazcık daha üretelim bak işte Amerika'nın böyle bence. gelecekte projeleri falan filan var diye bir muhabbet vardı. Tabii bunlar bir nükleer programlar olduğu için bize böyle Google'da böyle aa işte bunları Umut'a açıklayalım falan diye bir şeyler yok. Onun için bu konuda bilgi bulmak kolay değil. Ama ben size söyleyeyim plütonyum 238'i öyle lay lay lon bulamazsınız. Bulduğunuz 238, plütonyum 238 ile de zaten örneğin Perseverance'ın içindeki RTG ile bile 3 tane laptop çalıştırıyordun. Kısacası ürettiğin enerji Onur'un ısınmasına yetmez. Onu söyleyeyim size. Sadece Onur'un ısınmasına yetmez. Amazon'dan sipariş verilemiyor yani. Evet yani kısacası öyle plütonyum 238 bulunabileceğim bir olay değil. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş sizlerin sorularınıza da zaten bu sırada cevap veriyorum şey geçiyorum. Evet kısacası teleskop kurmak için bir bahane arıyoruz. Umuyoruz ki Tamam. şeyde Antarktika'da da bizim bir teleskobumuz da olmaya başlar. Yani peki ne kadar bundan sonra astronomların özellikle projeleri ne? Yani gitseler neye giderler? Horseshoe Adası'na tekrar gidilirse benim dediğim gibi çok minimal yani gerçekten minimal şeylerle gittim. Keşke onu da resmini koysaydım. Böyle Raspberry Pi tabanlı bir kendi ürettiğimiz ona taktığımız birkaç sensörle işte RSQM'i bilmem nesi kamerası vesairesi işte 3D yazıcıdan kendimizin yaptığı şu kadarcık bir kutunun içine biz böyle bir sürü şey sıkıştırdık diyeyim. Onunla gittik. Bir sonrakinde oraya ciddi anlamda bir astronomik görüş ölçümü yapacak, seeing yapacak bir teleskop götürmek. Belki bir MASDIM veya GDIM gibi farklı yöntemlerle türbülans ölçmek. Bir sonraki bizim hedefimiz, bizim hayalimiz. Eğer mümkün olursa. Onun dışında kendi adıma Horseshoe Adası bir kere de böyle bir alet edevatla gidilip ölçüm yapılırsa benim daha bir şey yapmayı isteyeceğim bir yer değil. Hani şimdilik amacıma ulaşmış olurum. Başka astronomi anlamında orada ne yapılabilir?
Çok bilemiyorum açıkçası, düşünmedim. Açıkçası şeylere Aynı yani nokta çok cazip gelmiyor. Hani farklı yerler belki de farklı yerlere gidilebilirse, ulaşılabilirse evet, ama hani aynı yer şimdilik bir temel bir ölçüm yaptık. Bir de bunun üzerine işte seeing ve turbulans koyarsak benim için yeterli olur gibi geliyor. Yani evet, dediğin gibi biz teleskopları çok yükseklere koyuyoruz. Özellikle diğer ülkelerin görsel ve infrared teleskopları var mı peki? Güney Var, Kutbu var. Şeyde kıtanın farklı yerlerine dağılmış işte farklı yüksek platolarda olan teleskoplar var. Hani İsmini optik bildiğin var mı teleskop. hiç? Bak hemen bulsam. Aa, Antarktika'da. güzel. Şeyin var. Antarktika. En son geçen gün bakıyordum. Ne teleskop olabilir? Optical teleskop diye Aktivasyon baksam. yapıyordum. Antarctic Optical Schmidt Telescopes. Antarctica Schmidt Telescopes diye bir şey yapmışlar. Telescopes of the South Pole. Ha. NSF'in şeyi varmış bak. Listesi var herhalde. Ya ben şeyci olduğum için, Evet. milimetreci olduğum için bizde radyo teleskop daha şey. Aa bak, Polar Mesela Solar Observatory Optical. şu kule üzerinde duranlar işte astronomik görüş, türbülans vesaire ölçmek için çoğunlukla. Aynen, alttan diyorsun, rüzgar zaten eğer şey yaparsan, kar yağsa zaten uçurur götürür yani, kapatır tamamen. Senin böyle De kulenin içine koyman lazım. astronomik türbülans konusunda baktığınız zaman astronomik görüş dediğimiz o seeing, yani tüm atmosferdeki seeing'in büyük oranda %80-90'ı ilk birkaç yüz metrede zaten. Onun da yine %50'sinden fazlası, hani rakamı tam yanlış söylemiş olmayayım, ilk birkaç metrede Yani türbülansı yaratan şey yere yakın. O yüzden böyle bir 10 metre 15 metre yukarı çıkınca iş çok daha temiz oluyor. yalnız ben buradan şunu görüyorum. Bakın. Aklın yolu bir. Önce gitmişler optical teleskop kurmaya çalışmışlar. Kurmuşlar, kurmuşlar. Polar Solar Observatory, Olmamış. optical, optical, optical. Sonra bakmışlar microwave. Aa ne kadar güzel demişler. Bir tane dur bir test edelim demişler. Tabii o sıralar yine opticalcılar güçlü insanlar. Bunu test etmişler. Herhalde gayet güzel gelmiş. Sonra yeniden devam etmişler. South Pole Optical Telescope 1, 2. Ondan sonra bakmışlar. Oho, microwave çok daha güzel geliyor. Microwave, 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 microwave. Infrared de kurmuşlar bir tane. Sonra yine microwave ve microwave. Ve artık görüyoruz ki tamamen optik şey, Güney Kutup noktasında kurulan teleskoplar daha çok microwave teleskoplar. İşte bicep array. Aynen öyle. Bu bicep array şey değil miydi ya? Geçenlerde neyi keşfettiydi? Keşfetmediydi hatta. Keşfettim diye böyle bir ortaya çıktılar da sonra olmadıydı falan. Dark matter mı? Dark enerji mi? Öyle Ha bir şeyle şey. alakalı bir şey olduydu. Dipol Hatırladım. momentlarla alakalı bir şey vardı ya. Of, şey. İlk bir heyecanla yayınladılar, sonra ya Evet, sonra pardon geri önerimi aldılar falan, öyle bir şey oldu. Ama South Pole Teleskop, ya buna da ben aslında Chicago Üniversitesi'nin aslında bu teleskop. Buna da ben başvurmak istiyordum. İşte Postdoc'a başvurduğum sırası. İşte JPL geldiği için buraya gelmek zorunda kaldım ama South Pole Teleskobu ben de başvuruyordum o sıralar. Hatta yani toplantılarına falan gidiyordum. Bu yani en baba teleskop budur zaten. Yani şeyde Güney Kutup noktasında ve en iyi çalışan teleskoplardan bir tanesi de bu South Pole Teleskop, SPT diye söyleyebiliriz. Bu teleskopların olduğu üstlerde farklı ülkeler farklı zamanlarda ilanlara çıkıyorlar. Winter Over işte kışın orada kalacak, oranın idamesini sağlayacak insanın ilanına çıkıyorlar. Yani orası böyle, yani herhangi bir yerindeki bir enstitü gibi biri oraya çalışmaya girsin, oradan emekli olsun gibi bir şey söz konusu değil. İnsanlar böyle bir sene gidiyorlar, çalışıyorlar, sonra başka insanlar geliyor. Daha geçenlerde öyle birkaç tane ilan çıkmıştı. İşte ne arıyorlar? Genelde teknik beceriye sahip, işte orada bir alet edevat bozulduğunda iş görebilecek elemandan tut, bilim yapacak insana kadar farklı alanlarda ilanları çıkıyorlar. Eğer merak eden varsa, ben giderim orada bir 6 ay kalırım diyen varsa, böyle inanılmaz fırsatlar var aslında. Ama hazır inanılmaz fırsat diyorken o zaman şunu göstereyim. Bir saniye. O inanılmaz fırsat. Zaten bahsedince bilen arkadaşlar hemen bu videoyu aklına geldi. Antarctica Condition 1 Weather.
Sesi vermiyorum doğal olarak. Şey vermesinler, hemen like'ımızı da basalım. Evet. Şeydeki, Antarktika'daki kapıyı açtığındaki görüntü. 860. Evet. Tın 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 tın. Kapıyı açıyor şu anda. Bunu Ama çok izleyin komik geliyor. arkadaşlar. Bunu izleyin. Bu Dark biz de böyleyiz ya. ikonik bir videodur bu. Yani 2006'da konmuş zaten YouTube'a. İkonik bir videodur. Antarktika'daki Winter'ın nasıl olduğunu merak ediyorsanız, dışarısı Bu. böyle. Sen şu ortamda, sen bu ortamda git şey yap. Sen bu ortamda gözlem yap. Zor işte. Ve zaten 6 aylık kalan insanlar da 6 aylığında kalıyor gerçekten. Bir daha gidemiyorlar oradan. Çünkü uçak inmiyor zaten. Son uçak kalkıyor. Son uçak kalktıktan sonra goodbye diyorsunuz insanlara ve hop, yani kalıyor işler. 6 ay sonra görüşürüz. Ondan sonra 6 ay sonra görüşürüz. Hatta orada baya bir şey, içki çok içiliyormuş zaten. Baya bir böyle sabahlara kadar şey, millet ayyaş geziyor herhalde. Çünkü Yapacak bir şey yok. yapacak bir şey yok zaten. Ki zaten istasyonu korumakla bir nevi görevli insanlar. Onlar çok şeyde değiller yani. Çok. Müdahale. Tek başına yani sağda solda bir şey bozulmasın, musluk akmasın, elektrik kopmasın neyse işte o yani. Aynen onunla Hani. alakalı. Evet. Çünkü içinde yaşanmayan bir yapı bozulup kırılıp dökülmeye mecbur yani. Hani onun kaçarı yok. İçinde yaşadığın sürece işte bozulanı vır zıvır ufak tefek şeyleri düzelttim. İşte orası bir dahaki sene insanların gelip bilim yapabilmesine hazır kalıyor. Olay Yok, o. bunu görüp vazgeçenlerin sayısı diye şey yapmış. Arkadaşlar yok, onu gören ona denk gelmiyorsunuz siz. Normal insanların gideceği zaman genelde yazın oluyor. Bu Winter Rover Mission deniyor. Zaten bunun adı zaten Winter Rover Mission. Yani kışın orada kalacakların insanın Misyon yani misyonu. mission. O da Hani bir bir mission uzay yani. görevleri var, bir de Aynen. Antarktika görevi var yani. Aynen öyle. Uzaya gitmek gibi bir şey yani. Hele o şeyde kalmak. Kış tarafında kalmak. Ya Yani zaten biz bir de işin yani bizim şey sefer bunların yanında basitti şimdi. Ama onda bile medeniyetten o kadar uzaktasınız ki yani tamam bir gemin var, geminin içinde belli imkanlar var vesaire ama bir sağlık sorunu olsa, bir düşsen bacağı kırsan, bir kafayı vursan, bir şey yapsan evet. seni alıp en yakın modern hastaneye götürmek yarım gün. Hani en iyi. O da helikopter, hani milyon TL'lere mal olacaksın yani. Tabii. Bu düşünceyle orada yaşamak en ilginç deneyimden biriydi benim için. Normalde hoplayıp zıplayan adam, oradan oraya koşan ben her adımımı düşünerek dikkatli orada ne var burada ne var aman dur şu kayadan düşmeyeyim şimdi bir yavaş ineyim diye diye yapıyorsun. Yani o çok ilginçti. Tabii O canım insanlar da ya. hani işin eğlencesinde gibiler ama o daha beter. Yani orada şansı yok. Ben düştüm bayıldım öldüm bana bir uçak gönderin yok. Ya hele o Yani zaman da zaten imkanı yok. Hadi dediğin zaman da yaz evet. vaktinde bir şey yine olur. Sizde örneğin doktor geldi mi yanınızda? Vardı. Ekipte bir de doktorumuz Doktor vardı. vardı mı? Yani hadi şey, yani yine doktorlar var elbette ki. Özellikle bu Amundsen Scott Station içerisinde, ya orası zaten artık şehir gibi şu anda bildiğim kadarıyla. Hatta yazmış bir arkadaş, Amerikalıların gece kulübü bile var diye. Evet, yani o istasyon öyle. Hatta burada da search edeyim ya şeyde. Biri şey yazmış, dişe Amundsen. sağlık bakımlarını tam olup yola çıkmak lazım. Evet, biz ekipten sefere katılmadan önce kapsamlı bir sağlık taraması dişte dahil istediler zaten. O raporları verdik. Ondan sonra sefere katılabilmemize izin verildi. Yani hepimiz o taramalardan geçtik. Ya hatta ya şeyleri izleyebilirsiniz. Çok güzel videolar var. Özellikle işte kışı da geçiren. Sizin videonuz yok mu ya? Siz niye video yapmadınız? Nerede sizin videolarınız? Bizim Abi. seferde değil de bir iki önceki seferde şey yapılmış. Bunun bir belgeseli var. Bir YouTube'da şey var. Neydi? Dünyanın Kara Kutusu muydu? Öyle bir ismi vardı. Bir tane belgesel var. TRT'nin yaptığı. Bir tane Anadolu Ajansı'nın bir şeysi vardı galiba. Her seferde bir de basından ekip oluyor. Onu unuttum. Anadolu Ajansı'ndan bir foto muhabir vardı bizde. Bir de bizim ekipte. Ha. Tabii biz de kendimiz bir şeyler çektik ama onlar şahsi şeyler. Onların o zaman çıkacak mı bir şeyi falan, en azından bir küçük bir belgeselimsi bir şey? Yani oradayken biz sürekli haber geçtiler, fotoğraflar, kısa videolar falan.
Belgesel işte bir iki sene önce çekilmiş bir belgesel var. Dünyanın Ha. kara kutusu diye. Tamam, ona YouTube'da bakalım. Ha, YouTube'da var, tamam, az sonra onu açıyorum. var. Bu arada işte şey istasyonda, bu Amerikalıların tam Güney Kutup noktasındaki istasyonları bu. Ya onları artık zaten açmışlar zaten ya. Sonuçta devasa şu anda şey yaptılar yani. Amerika'da para var, her şey büyük. Adamlar tabii Yaptılar, canım bütün yani. yapıyorlar. Yani. Uçakla sürekli git gel git gel git gel. Yani yaptılar. Evet. O bay ya Gezegenin ulan, tamam. bir ben izlememişim. 2,3 milyon insan izlemiş bile yani arkadaşlar. Yani tebrik ediyorum gerçekten. Herkes izlemiş, ben izlememişim bunu. Evet. Sevgili TRT lütfen, sevgili TRT lütfen bize şey vermeyiniz, telif vermeyiniz. 2 dakika göstereceğim yani, o kadar da değil. Yapmayın şey. Evet. Demek ki böyle bir yer, Türkiye'nin gittiği yer. 1 saatlik video. Tamam, bunu izleyin arkadaşlar. Bu da çok, evet, Bu tavsiye edilir. güzel bir video. Evet. Evet, Ben tavsiye mesela edilir. yola çıkmadan önce annemlere bunun linkini attım. Dedim izleyin. Nereye Böyle gidiyorsun? Nasıl olacak. gidiyorsun? Ne kadar bir yerde kalacaksın? Ne edeceksin sorularına? Dedim aha burada cevabı var. Böyle olacak. Evet. Güzel. Burada demin bir soru gördüm. Okey, son soruları cevaplandıralım o zaman. Bir tane kozmik ışınlarla ilgili çalışma yapan hocamız var mıdır dedi. Güzel soru. Ben aklımdan kaçtı. Bir götürdüğüm alette kozmik ışın ölçerdi. Onu söylemeyi unuttum. Ha. Bizim bölümde bir araştırma görevlisi hocamız var. Doktorasını yapıyor. Onun çalışma konusu. Onun kendi ürettiği bir kozmik ışın alıcı var. Onun prototipiydi. O daha büyük bir şey. Onu böyle yine bir küçük çaplısını yapıp ne denir ona? Modüler bir şekilde. Ben işte paketledim onu götürdüm. Orada kurdum. Orada hem yol boyu hem de Horseshoe'da olduğumuz sürece kozmik ışın ölçümü yaptı. Kozmik parçacık ölçümü yaptı. Şeyde kutuplarda bu dünyaya daha fazla yani buralardan daha fazla olması bekleniyor sayımın. Daha önce yapılmış şeyler var, ölçümler var. Horseshoe'dan ilk kez yapılmış oldu. Ve şey yani %15, %20 daha fazla. Yani Erzurum'da ölçülenden daha fazla oldu. Çıktı sayımlarda. Çalışma var. Bir tane daha soru vardı yine. Dur. Demin onu atladım. Sosyal bilimlerde ne çalışılıyor? Kesin. Çalışmalar var mı diye. Sosyal bilimlerde de var. Bir işin idari kısmı bu tarz işler nasıl yapılır, ne işe yarar la alakalı çalışmalar var. Tıbbi bilimlerde yapılan çalışmalar var. Böyle şeylere katılanların psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar var. Gibi gibi. Yani o tarafta da bayağı işler yürüyor. Peki. İşte bu işin politik uluslararası anlaşmalar vesaireler nasıl yürüyor, nasıl geliştirilir Türkiye, ne kadar içinde, ne kadar katılmalı, nasıl katılmalı gibi şeyler üzerine çalışanlar var. Uluslararası hukuk alanında gibi gibi. Yani sosyal bilimlerde de bayağı çalışma var. Peki doktor araştırmaya mı gitti yoksa başınıza bir şey gelir diye mi gitti? İkisi de hem bizimle yani bir şey olursa diye başımızdaydı hem de yol boyunca bizim işte farklı ölçümlerimizi aldı. Kendini yine yaptığı bir çalışması vardı. Burada Arctic Drift diye bir belgesel de var hocam. Pandemi zamanında çekilmiş de diye bir öneri var. Bunu da tavsiye edelim o zaman. Kutupta terlemek mümkün mü diye bir soru vardı. Evet. Evet. Yani yorulursan terlersin. Başka, ha, şeyi söylemişler. Evet arkadaşlar, ben az önce yanlış söyledim. McMurdo İngilizlerin değil Amerikalıların, haklısınız. Evet, sorry about that. Bak, astronom olarak Antarktika'ya gitmek en büyük hayallerimden. Bu benim yorumum değil miydi ya? Pijamalı çocuğun da yorumuymuş. Bu, evet, benim de yorumum aynı zamanda. Evet. Şimdi bu arkadaşlar Antarktika'da bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlar neler yapabilirler, nasıl yapabilirler diye son sorumuzu da soralım. Ondan sonra yavaş yavaş kapatabiliriz. Oraya gelmeden gözüme bir şey çarptı. Türkiye'nin burada yaptığı çalışmaları devam eden ya da yapacak olan herhangi bir yerden internet sitesi bilmemiz mümkün mü? Ha, Evet. evet. KARE, Kutup Araştırmaları Enstitüsü. Hemen gireyim. TÜBİTAK MAM KARE. Türkiye'de bunun koordinasyonunu orası yapıyor. Her türlü bilgi orada var. Kısaca. Bir de üstünde Seeing açısından Horseshoe ile Dag yerleşkesi arasında fark olur mu? Demiş. Olur.
Dak bu konuda daha iyi olur. Çünkü 3170 metredeyiz. Orası deniz seviyesinde. Her türlü Dak'taki seeing daha iyi. Hava daha kaliteli olacaktır. Orada seeing ölçümü yapmadık daha Horseshoe'da ama yapınca da öyle çıkacaktır. Ama dediğim gibi Antarktika'nın merkezine, karanın merkezine doğru giderseniz dünyanın en iyi seeing değerleri orada. Yani karşılaştırmasız. Hiç. Evet. Yani bizim için de en iyisi işte mikrovevciler için de en iyisi. Mikrodalga teleskopu kullananlar için de. Çünkü zaten su buharı olmadığından dolayı yani çok çok düşük su buharı Kupkuru bir olduğundan hava dolayı var. bizim için çok iyi bir yer. Arkadaşlar ne buldum? Lise öğrencileri bile al kutup araştırması için proje verebiliyormuş. Aynen. Vay vay vay. Bu konuya Vallahi iyi önem veriyorlar. aynen Yani bak ciddi bir ben buradan duyurmuş olayım size. Eğer lise öğrencisi arkadaşımız varsa, öğretmenlerimiz varsa, izleyen öğretmenlerimiz bakın böyle bir olay da var. Ben şimdi bana yazan öğrencilere de bunu şey yapabilirim ya artık. Buraya bir şeyler düşünsünler. Ne yapıyorlar acaba ki? Ne tür bir şeyler? Ne tür Valla ona hiç bakmadım. proje rehberi? Bilmiyorum ama önceki projelere dair örnekler illa Ben ne dedim? Ben dedim değil mi? Bak ben sana bunu dedim. Ben vardır sana bunu dedim. Dedim bak biz goy goy tarafında şey yaparız demiştim. Goy goy tarafında farklı farklı sorular gelir dedim. İşte tuvalete nasıl gittiniz falan gelir dedim. Hatta geldi bak işte geldi işte. Evet. Bunu geldi. cevaplamanızı Zor, o istiyorum. yüzden Gerçek programın içerisinde gemide bunu. Yapıp ondan sonra oraya gitmemiz bekleniyordu. İşin şakası bir yana adayı kirletmemek için koyulmuş belli şeyler var. Kurallar, yöntemler var. Aa tabii. Mesela gemiden çıkarken gemiden Zodiac bota binmeden önce hepimiz ayaklarımızı böyle bir solüsyonun içerisinde temizleyip öyle gidiyorduk. Aynı şekilde Ha. adadan döndükten sonra da yine gemiye girmeden o solüsyonu da temizleyip orada yere değen ne varsa hani mümkün olduğunca işte kameranın tripodunun ayaklarından yerde kazma kürek kullandıysanız onlardan ayakkabınıza kadar bu en temel şeylerden biriydi. Adada herhangi bir çöp dışarı atmak zaten söylemiyorum yani bırakmak diye bir şey söz konusu değil. Gün boyu konteynerda topladığımızı tekrar götürüyorduk geriye. Aynı şekilde tuvalet konusunda da eğer ki dışkılama ihtiyacınız varsa konteynerde bir mobil tuvalet vardı. Onun atıkları yine gemiye dönmek zorunda orada toplanıp. Ama işeme anlamında yani deniz. Ha denizde. Deniz zaten Ha. hani sizin oraya verdiğiniz pislik gemilerin verdiğinin yanında hiçbir şey. Bir de organik madde ne olacak? Ama bir de şey topluyoruz diyorsun yani. Konteynerda Evet. bile etseniz o işi ondan sonra Aynen. alıyorsunuz onu. Aynen. Şeye gemiye geri Ama bunu götürüyorsunuz. bildiğiniz için Gemiden ne oluyor? Bu bunu sefer denize bildiğiniz için hiç atıyorsunuz. yapmadım. Ha, yok geminin sintinesinde toplanıyor. Onların da Ha. belli Yakılıyor orada. kuralları var. Ana karaya belli bir mil dışında anca onları boşaltabiliyorlar falan tam ayrıntısı bilmiyorum. Ama şey yani bildiğim için ben hiç adada yapmadım. Yapan olduğunu da görmedim. Çünkü kim uğraşacak onunla canım? Hani Değil mi zor yani? durumda eyvallah. Zaten Hani kuru sabah fasulye çıkmadım. verilmiyor diyorsun. Kuru fasulye de olmadığı için kimse de sorun Öyle. olmuyor diyorsun. Ha. Öyle. Arkadaşlar şurada güzel bir yorum var ama ben çok da şey görmüyorum. Çok da ya bu kuralları kim denetliyor? Hukuken bağlayıcılık nedir? Arkadaşlar hepimiz eğitimli insanlarız. Gidip de yani sen çöpünü Antarktika'ya da atmayacak derecedeki insanları herhalde gönderirsin. Ki giden insanlar da Yani. büyük ihtimalle öyledir. Hukuka bence gerek Ama yok. Böyle bir şey için denetliyorlar. hukuka gerek olmasa da yani Olmamalı ama var. olmamalı. Böyle söyleyeyim. Kara ekibinden bize katılanlardan bir tanesinin sıfatı çevre zabitiydi. Bir bilim seferiyle oraya gidiliyorsa uluslararası kurallar bunu şart koşuyor zaten. Ve o kişi bize bununla alakalı bazen aklınıza gelemiyor. Siz ne kadar duyarlı da olsanız hadi canım bunu da düşünmemiştim diyeceğiniz şeyler olabiliyor. Yani bunu zarar vereceği hiç aklıma gelmemişti diye. Hani çöp atmak, sigara atmak vesaire eyvallah tabii ki yapmazsınız bunlara yani bir zahmet. Ama sigaramın külü havaya uçtu.
bunun zarar verir miyi düşünmemişti sigara içen arkadaşlar. Ben içmedim. Ha. Onlar da mesela şey yapıyorlardı. Böyle şeylere, pet şişelere falan böyle hani külünü bile kaçırmamaya çalışıyordu etrafa gibi gibi. İşte hayvanlara belli bir mesafeden fazla yaklaşma, işte şöyle bir şey olursa şey yapma, yerde bir şey bulursan ağzına atma gibi şeyler. Hani bunların güzel sunumlarını yapıyor ve kontrolünü yapıyor hani orada, hatırlatmalarda bulunuyor. Ama dediğin gibi herkes koca koca insan, zaten bunu sıkıntı yaratacağını düşünmüyoruz. Ve bağlayıcılığı da en başta dediğim gibi bu uluslararası anlaşmalara imza atan bir ülke olarak bunu kendi yasalarınıza entegre etmeniz gerekiyor. Ben orada bir suç işlersem, Türkiye'de herhangi bir doğal güzelliği, mesela Pamukkale'yi ben kirlettim, pislettim, bunun karşılığı neyse, Antarktika'yı pisletmenin karşılığı da o. Ha, diyebilirsiniz ki Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Bu başka bir şey. Kendimi Ama kağıt küçülttüm onun için. üzerinde, kağıt Suratı madem üzerinde belli olmasın. hani kağıt üzerinde neyse, hani bir Türkiye'deki doğal varlığa zarar vermek, Antarktika'daki doğal varlığa zarar vermek de aynı şey. Aynen öyle. Bu kontrolü de. Yani kısacası buraya çöp atılmaz levhası koymaya gerek yok. Hepimiz eğitimli insanlarız. Bokunu çıkartmayın olayın kardeşim yani. Evet, ya şu espriyi de ya illa koyayım hadi. Hadi koydum. İngilizler varsa fasulye kesin vardır. Adamlar kahvaltıda yiyor. Evet, yani bir İngilizler varsa kesin vardır. Hayes Why, o bahsettiğim müze, orada konserve kasa kasa konservesi vardı. Orada bırakıp gitmişler. Özellikle son kullanma tarihi 1957, 1960 falan. Ha. Allah. Vay, 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 vay. Evet hocam, çok Biz de teşekkür hep pişirme ediyoruz. yemekleri yedik hani. Biz Pardon, aynen böldüm. Biz de bizim hep Şili şeyimiz yemekleri ne? yedik. Yani gemi Şili gemisi olduğu için bize hep yemekler Şili yemekleriydi. Aa Çok çeşitli şey, takolar falan. Taco burrito. işte, çok çeşitli şeyler. Ben sevdim açıkçası. Bir sürü farklı şeyler vardı. Ben o konuda biraz şeyimdir, geniştir. Yelpazem, her şeyi yerim yani. Aramızda bir şey yiyemeyen insanlar da oldu tabii, ama bazı yemekleri. Çok çeşitliydi. Fasulye de vardı bu arada. Vardı. Demek ki bu fasulye kutup fasulyesi arkadaşlar. Uzay fasulyesi. Fark yok. Buna bir şey olmaz. Bu başka. Evet. Herhalde bayağı bir soruları da cevaplandırmış olduk. Kutuplara gitmek isteyen ya da kutuba... Arktik program var mı? Antarktik var bir kenarda. Var. Yine Arktik'e de, Kutup'a da gidiliyor. Bu Ha. kadar sık değil. Ona bir veya iki kere gitmişler şimdi, yalan olmasın. Yine kare düzenliyor bunu da. Orada da farklı bilim dalları çalışılıyor. Yani orada bir kara olmadığı için hep denizde kalıyorlar. Yani hem üs yok, hem zaten Ha. bir kara yapısı diye bir şey Bir de yok. Hani. ülkenin herhalde sonuçta Ha, bir de onu diyeceğim. Rusya'nın Antarktika falan gibi ya. herkesin değil. İşte belli ülkelere ait olduğu için pandemi sürecinde onun nasıl diyeyim, idari şeyleri yani kabus. Antarktika'ya bile Tabii canım giderken ya, tabii canım. ne zorluklar çektiler, ne her an her şey değişti. Biz yoldayken korona kuralları değişip duruyordu yani. Hani İspanya'ya gitmeden bir şeyler, formlar doldurduk, bir sürü tonla dosyalar yaptık. İspanya'ya indik, başka şeyler söylediler, tekrar oldu. Ha. O yüzden sıkıntı. Anladım, anladım. Okey, o zaman çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Gerçekten bayağı farklı bilgiler Güzel. edindik. Söylemek isteyeceğiniz son bir şeyler varsa zaten film önerimizi de yaptık, belgesel önerimizi yaptık. Kitap önerim falan varsa onu da alabiliriz. Ya da başka bir film önerim varsa onu da Kitap, yine alabiliriz. Karen'in çıkardığı bir kitap var. Birkaç tane var. Onlardan bir tanesi güzel. Yani Türkiye'nin bu işlerini özetleyen bir kitap. O web sitesini seviyorum ben. Orada bayağı güzel şeyler var. Hemen giriyorum. Neresinde? Baksınlar. Karen'in Yayın. kendi web sitesinde, yayınlarımız kısmında olabilir. Evet. Bulursun. Kitaplar orada var. Ha, Bir kitaplar. altta. Aynen öyle. Bakınız kitaplar varmış. Birkaç. Oo, bayağı Antarktika'yı kutlamak. Sayısı da 60 ben en son baktığımdan beri. Evet. O zaman tavsiye ederiz. Tavsiye Aynen. ederiz diyelim. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben yine Teşekkür ederim. hayallerimle baş başa kalayım. Fram'a bakayım ben kendi duvarımdaki Fram'la beraber sürekli Antarktika hayali kurmaya devam edeyim. Belki bir gün biz de gideriz diye ümit edelim.
Böylece Hocam yazalım bir proje gidelim bir tane üstüne ne yazalım. olacak? Yazalım projemize. Yazalım. Yazalım. Kesinlikle gidelim. Tamam. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için hocam. Çok sağ olun. Renk kattınız. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. O zaman evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Biz programımızı burada bitirelim yavaş yavaş. Like atmayanlar like'ınızı atın arkadaşlar. Gecik zırt pırt 50 kere söylettirmeyin beni. Atın şu like'ı. Söyle. Hazır elinizde, eliniz açıkken, şurası açıkken atın. Aynı zamanda Twitch'ten, Twitter'dan ya da Facebook'tan ya da LinkedIn'den izleyen arkadaşlar varsa en azından YouTube'a gelip YouTube'a bu like'ınızı atarsanız da seviniriz. Çünkü LinkedIn gider, o gider, bu gider. Şu anda sadece YouTube'daki izlenme kalıyor. Ve biz her ne kadar bu kadar yani diğer platformlarda da bayağı paylaştırmış olsam da yani bir izlenmeyi ne yapayım işte yani. Böyle bu sefer YouTube az gözüküyor. Onun için YouTube'da like'ınızı atın. Böylelikle daha çok tavsiye edilelim. O zaman teşekkür ediyoruz diyelim. Haftaya her cumartesi 21'de buluştuğumuz gibi buluşalım diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.